Herkese iyi akşamlar. Son derece ciddi ve sağlam bir yayınla karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Örsan Öymen. Zaten daha önce onunla birkaç yayın yapmıştık. Beni takip edenler yakından biliyorlar. Şöyle kısaca göstereyim. Martin Heidegger üzerine bir yayın yapmıştık. En son yayınımız buydu. Görüldüğü üzere 2 saat civarında bir yayın. Son derece kıymetli bir yayın. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Ondan önce Hume üzerine 2 yayın yapmıştık. Esasında 1 yayın planlamıştık fakat tamamen değinemediğimizi gördük ve ikincisini yapmaya karar verdik. İkinci yayın 2 saat civarında, 1 saat 54 dakika. İlk yayınsa 2 saat 45 dakika. İlk yayında Örsan Bey'in Tanrı Var Mıdır kitabı üzerinden yaklaşık 1 saatlik bir konuşma yapmıştık. Son derece kıymetliydi. Eğer izlemediyseniz orada Örsan Bey'i daha iyi tanımak, daha yakından öğrenmek için mutlaka Hume 1. yayın izlenmesi gereken yayınlardan biridir. Bugün konuşacağımız kişi Nietzsche. Nietzsche son derece popüler, hepimizin illaki adını duyduğu, en azından böyle konuştuğu Zerdüşt gibi bir takım kitaplardan haberdar olduğu bir insandır. Ve pek de iyi öğrenemediğimiz bir kişidir. Zira kendisi hep aforizma türünde yazar ve anlaşılması zordur. Hakkında onlarca kitap yazılmıştır, onlarca konuşma yapılmıştır. Ama benim kanaatime göre bunu en iyi aktaracak olan kişi Örsan Bey'dir. Kendisi Nietzsche üzerine bir uzmandır. Keşke yakın zamanda bir kitap yazsa onunla alakalı da okusak. Ama bu yayın zaten yeterli olacaktır bence. 3 saate yakın konuşacağız. 20 küsur soru seçtik. Burada Nietzsche'nin karakterini, kişiliğini ve özellikle felsefesini yakından göreceğiz. Bu yüzden Nietzsche'yi merak eden, onu okuyan, anlamaya çalışan insanlar ellerine kağıt kalemi alarak dikkatli bir şekilde izlemeye başlayabilirler. Ben konuğumu çok fazla bekletmek istemiyorum. Hemen yayına başlayalım. İlk 3-5 dakika zaten tanışma, konuşma sohbetiyle geçecek. Ardından sorulara başlayacağız. Örsan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum tekrar. İcabet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Son zamanlarda neler yapıyorsunuz? Evet, işte son zamanlarda dersler devam ediyor. Ondan sonra işte bu İçişleri Bakanlığı'nın pandemiden dolayı etkinlik yasaklarının bitmesini bekliyoruz. Tabii bunun olabilmesi için işte aşılanmanın yüksek oranda olması gerekiyor ki tekrar yaşam bir şekilde sosyal bir boyut kazanabilsin. Fakat şu anda aşılanmayla ilgili oran, aşıya ulaşmakla ilgili ve hızlı aşılanmayla ilgili biraz sorunlar olduğu için şu anda Felsefe Sanat Bilim Derneği olarak düzenlediğimiz Asos'ta felsefe etkinliğini bir türlü yapamadık. Hem Türkçe olanı hem İngilizce olanı. Yani onu bekliyoruz, yani aslında programlar aşağı yukarı hazır ama devreye sokamıyoruz. Yani etkinlik yasağı olduğu için. Onun dışında Cumhuriyet Gazetesi yazıları devam ediyor. Bir de her pazartesi günü köşe yazısı olarak siyasal, sosyal, zaman zaman kültürel, felsefi konularda. Bir de işte bir iki kitap çalışmam var bir türlü yıllardır. Tamamlayamadım. Biraz da idari görevlerim vardı. 6 yıl kadar bölüm başkanlığından dolayı çok fazla ilgilenemediğim birkaç kitap projem vardı. Onlara da muhtemelen işte yaz aylarında dersler bitince biraz daha rahat üzerinde çalışabilirim diye umut ediyorum. Ara sıra bir şeyler yapıyorum ama tabii rutin işlerin arasında kolay bir şey değil. Özetle böyle diyebilirim. Nietzsche üzerine bir kitap yazmayı planlıyor musunuz peki şu anda? Evet, demin onu duydum. Yani şey söylemeniz iyi oldu. Yıllardır aklımda olan bir şey. Yani benim Nietzsche çalışmalarım aslında şöyle oldu. Doktora sonrası ben Nietzsche'ye eğildim. Daha öncesinde çok fazla ilgilendiğim bir filozof değildi. Ama doktoradan sonra daha fazla ilgilenmeye başladım. Böyle birkaç yıl Nietzsche'nin bütün eserlerini okuma işine koyuldum. Ve işte sonra bir kitap, bir gün bunu yaparım diye kendi kafamda öyle düşündüm ama açıkçası somut bir adım henüz atabilmiş değilim. Nietzsche hakkında iki tane makalem var aslında. Birisi, onu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Birisi, aslında üç makale.
Birisi Nietzsche'nin epistemolojisi üzerine, ki çok bilinen bir boyut değildir. Hani Nietzsche epistemoloji, bilgi felsefesi bağlamında çok sık ele alınan bir filozof değil malum. İlk hatta Nietzsche makalem oydu. Yaklaşık bir galiba 15-20 yıl olmuş olabilir yayınlanması. Bir akademik dergide yayınlanmıştı. Nietzsche'nin epistemolojisi üzerine başlıklı bir makale. Bir ikinci Nietzsche makalem Yapı Kredi yayınlarının bastığı Cogito dergisinde Nietzsche'nin Pusulası adlı bir makalem yayınlandı yıllar önce. Herhalde bir 10 yıl olmuştur o da diye tahmin ediyorum. Bir de yine aynı Cogito dergisinde Nietzsche ve Platon arasında bir diyalog başlıklı bir makale. Orada bir kurgu yaptım aslında. Yani Platon milattan önce işte 300 yıllarda yaşamış. Nietzsche 19. yüzyılda yaşamış. Bir diyalog kurma ihtimalleri tabii ki yok. Ama ben onları işte Nietzsche'nin Platon eleştirisini de dikkate alarak yani Platon'a çok takmış olduğu için ve onu çok eleştirdiği için onları bir diyalog formatına soktum. Platon'un da diyalog formunu kullandığını da dikkate alarak ve oradan esinlenerek. Ama bunu öyle bir yaptım ki yani diyalogların kendileri doğrudan büyük ölçüde Nietzsche'nin ve Platon'un birebir alıntıları yani Platon'un eserlerinden ilgili bölümleri ve Nietzsche'nin eserlerinden ilgili bölümleri alıp onları karşı karşıya konuşturdum. Hatta alıntıladığım bölümleri de kaynakçasında altına dipnotla belirtip. Tabii onları tamamlamak için bazen hani cümleyi tamamlamak için ya da o geçişleri yapabilmek için araya kurgu diyaloglar da soktum. Yani gerçek alıntılar da var, kurgu diyaloglar da var ama kurgu diyaloglar daha çok o şeyi geçişleri yapabilmek için. Gerçek alıntıları bold yaptım ki ayırt edebilelim diye. Kurgu diyalogları da normal, yani bold karartmadan. Dolayısıyla böyle ilginç bir metin oldu aslında. Onu da dinleyicilerimize önerebilirim. O da yine olmuştur yani bir en az 5-6-7-8 yıl belki hatırlamıyorum şu anda açıkçası tarihini ama belki arşivlerden, sahaflardan falan şeyin Cogito dergisinde iki makale. Öteki de Yeditepe'de Felsefe Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken yazdığım bir makale. O da akademik bir dergi. O da Nietzsche'nin epistemolojisi üzerine. Nietzsche'nin pusulası da daha aslında genel bir Nietzsche'ye giriş mahiyeti taşıyan hani Introduction to Nietzsche olarak nitelendirebileceğimiz bir makale. Pusula demem nedeni hani Nietzsche'yi anlamak için tabii ki o tek başına yeterli değil ama bir yol gösterici olarak gördüğüm için o makaleyi adını da Nietzsche'nin pusulası koydum. O makaleden de dinleyicilerimiz bulabilirlerse bunlar artık basılmıyor ama daha önce basılmış metinler bulurlarsa faydalanabilirler. Tabii ki yani çok daha yani bunun bir kitap çalışmasına dönüşmesi gerekiyor ama sıraya koydum her şeyi. Önce sıradaki diğer bekleyen çünkü neredeyse bitmek üzere olan iki tane kitap var. Onları tamamlamam gerekiyor. Yayıncıya vermem gerekiyor. Ondan sonra sıradaki diğer kitap projelerine geçeceğim. Yani Nietzsche'de bunlardan birisi ama Nietzsche'de yani biraz açıkçası beni ürkütüyor. Yani sebebi de şu. O kadar çok şey söylüyor ki. Ve o kadar çok hani daldan dala atlıyor, çok şey söylüyor. Ondan sonra zaten kendisi ben sistemci bir filozof değilim, bir sistem kurmuyorum diyor. İşte sizin de dediğiniz gibi aforizmalar yoluyla düşüncelerini ifade ediyor vesaire. Dolayısıyla onları böyle sistematik bir biçimde özetlemek, açıklamak misyonu zaten başlı başına bir tartışma konusu. Yani nasıl anlatacağız bu dahi insanı? Yani onun getirdiği bir stres de var açıkçası. Ondan sonra yani ya spesifik bir boyutuna odaklanacağım. Yani oradan alıp yürüyeceğim olayı. Yani
işte en azından o makalede de biraz onu yaptım aslında. Yani bütün eserlerinde sürekli arz eden ve sık sık karşımıza çıkan böyle birkaç tane önemli ana tema var. Onlar üzerinden bir kitap yazacağım. Çünkü aksi takdirde kitap değil, ansiklopedi yazmak lazım. Yani 5 cilt falan bir şey yazmamız lazım. Nietzsche üzerine. Yani her aforizmasından bir tane kitap çıkar neredeyse hatta. Belki de yüzlerce kitap konusu olabilecek bir şey. Bir de mesela bir şey söylüyor, sonrasında bunu neden söylüyor? Ya bunun gerekçeleri ne, temelleri ne falan. Hani şey gibi, mesela Aristoteles gibi ya da hatta Platon diyaloglarında bile, diyalog formunda bile olsa Sokrates oradaki karakter olarak gerekçelerini, temellendirmelerini, argümanlarını uzun uzun anlatıyor. İşte düz yazı Aristoteles ya da Kant, Hume, Descartes, Locke vesaire onlar da bu şekilde bir iddia ortaya atıyorlar Spinoza. Sonra onun temellendirmelerini, gerekçelendirmelerini yapıyorlar. Gayet sistematik bir biçimde ilerliyorlar. Şimdi Nietzsche'nin böyle bir huyu da yok. Yani dolayısıyla yani şey de kolay değil. Şimdi bir yerde bir şey söylüyor. Aslında var bence onun bir yani kendi içinde bir argümanı, bir gerekçesi var aslında. Ama yani bunu böyle çok eksplisit diyebileceğimiz açık bir biçimde ortaya sermediği için sizin onu arkeolojik kazı yapar gibi bulup çıkartmanız lazım. Yani işte şurada şunu demişti, öteki eserde de bunu demişti. Onların arasındaki bağlantıya puzzle çözmek gibi bir şey Nietzsche'yi okumak. Yani benim yıllarımı aldı. Bütün eserlerini baştan sona okuyup onu bir yerlerine oturtmak. Ondan sonra ama çok heyecan vericiydi. Yani belki de hani okurken bu kadar çok mesela bazı filozofları okurken çok sıkılırım açıkçası söyleyeyim, itiraf edeyim. Hepsini değil ama bazılarını. Mesela Nietzsche okurken en fazla heyecan duyduğum herhalde birkaç filozoftan birisi. Yani okurken o anda ben bunu makaleme yazacağım, kitap mı yazacağım, ha, onları düşünmedim bile. Ya o kadar kaptırdım ki kendimi, yani onun o söylediği şeyler hani yıldırım gibi çarpıyor insanı. Dolayısıyla bir de tabii dili çok güçlü. Yani bir edebi, ya inanılmaz bir edebi yeteneği var. Yani öyle sıkıcı, düz şey bir yazı değil yani. Bambaşka bir edebiyat kategorisine koyabileceğimiz bir yönü de var. Ya dolayısıyla hani böyle bazı felsefi düşüncelerin edebi bir uslup yol ile ifade edilmiş olması da ayrıca tabii etkileyici oluyor. Adam bulmaca gibi yazan ve zeka parlayan bir adam olduğu için ben de Nietzsche okurken aşırı keyif alıyorum. Bazen anlamıyorum, bir daha okuyorum. Ama gerçekten zekayı hissediyorsunuz. Böyle adamlara hayranımdır gerçekten. Ama benim de tabii okurken çok sıkıldığım insanlar var. Şimdi 15 dakika olmuş. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Böylece sıkışmayız daha sonraki sorularda. Bence güzel bir girizgah oldu. En azından sizin de yazdığınız yazıları öğrenmiş olduk. Bir iki arkadaş bunların baskısını bulmuş. PDF olarak atmışlar ama sıkıntı olursa sildirebilirim. Hani internetten okumak falan. Ben o işe karışmayayım, bilmiyorum yani onu şey Tamam. yani şey Öyleyse kalsın. yayın evinin kendi PDF'i ise açık kaynak Evet. haline getirmişse Kütüphane işte şeklinde her şeyi paylaşıyorlar. Bütün sayıları. Oradan aa demişler. an kendileri mi paylaşıyor o zaman, sorun yok. Tamam. Cogito'nun mu şeyi? Evet. Tabii, o zaman paylaşın, iyi olur bence. Tamam. Okuyanlar da burada okusunlar. Çünkü bu yayın için özellikle Nietzsche okuyan insanlar var. 2-3 aydır işte şu kitabı okudum, bu kitabı okudum, en azından bir şeyler öğrendim, çok dikkatli izleyeceğim diyenler var. Şu anda yorumlarda görüyorum, herkes heyecanlı. İlk soruyla başlayayım. Hiç bilmeyenler için Nietzsche kimdir? Felsefeye kattıklarına değinmeden biyografi türünde kısa bir tanıtım yapar mısınız? Yani nerelidir? En önemli eserleri nelerdir? Nerede eğitim vermiştir? Böylece hani hiç bilmeyenler de ufak bir fikir edinmiş olur. Buradan sonrasını daha rahat takip ederler. Evet, şimdi Friedrich Nietzsche, Alman filozof, 19. yüzyılda yaşamış. 1844 yılında Röken kasabasında doğmuş. 1900 yılında da Weimar'da yaşamını yitirmiş.
Dolayısıyla aslında genç denebilecek bir yaşta ölmüş diyebiliriz herhalde. Değil mi? 56, 56 oluyor galiba. Değil mi? 1844, 1900 bir yanlışım varsa Doğru. düzelt. 56. Ondan sonra bir akademisyen, aslen filolog, yani filoloji alanında uzman ve özellikle antik Yunan dili konusunda uzmanlaşmış. Ve üniversitede antik Yunanca metinler üzerinden dersler veriyor. Hatta metin okumaları yapıyor. Metin çözümlemeleri. İşte antik Yunan metinleri, tragedya eserleri, işte Sofokles'in, Eskilos'un ya da komedya eserleri, Aristofanes'in, ondan sonra işte epik yazar Homeros'un ve filozofların da Platon'un ve felsefe metinleri olarak da Platon'un, Aristoteles'in metinleri üzerinden dersler veriyor. İşte bir süre Basel Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, akademisyenlik yapıyor. Fakat yani bu akademik camiayı çok böyle seven bir adam değil, hoşlanan birisi değil. Bunalıyor yani, sıkıcı geliyor ona, sıradan geliyor biraz da belki bu üniversite ortamı ona. Fazla formal, fazla sıradan bulduğunu düşünüyorum oraları. Ve işte sağlık sorunları da var tabii. İşte sağlık sorunlarını daha çok gerekçe gösterip üniversiteden aslında çok genç bir yaşta, çok da fazla oralarda takılmadan istifa ediyor. Ve ondan sonra da böyle bir gezgin yaşam. Yani Almanya'da da çok fazla öyle bulunmuyor. Daha çok işte işte Alp dağlarının etekleri, işte Güney Fransa, Kuzey İtalya falan, oralarda işte çeşitli pansiyonlarda, işte misafirhanelerde şey yapan, yaşayan ve eserlerinde buralarda ağırlıklı olarak kaleme alan birisi. Yani burada en ilginç belki noktalardan birisi bilmemiz gereken en verimli dönemi ve en üretken dönemi üniversite sonrası dönem. Yani üniversiteden istifa ettikten sonra bir adeta üretim patlaması yaşıyor. Bir kitabı hariç kitapların tamamı üniversiteden istifa ettikten sonra yazılmış kitaplar. Üniversitede sadece Tragedya'nın Doğuşu ilk kitabı o zaten. Onu kaleme alıyor. Ondan sonraki işte temel eserleri, işte onları da tabii burada sayacak olursak, İnsanca Pek İnsanca, ondan sonra Tam Kızıllığı, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, ondan sonra Putların Alacakaranlığı, Şen Bilim, Ante İsa ya da Deccal, ondan sonra Ecce Homo, Böyle Konuştu Zerdüşt. Yani bütün bu temel, Nietzsche'nin temel eserleri, bunlar daha sonraki dönemlerde kaleme alınmış. Genellikle Nietzsche ya Böyle Konuştu Zerdüşt ya da Tragedya'nın Doğuşu'yla daha çok bazı çevrelerce anılır, ama bence Nietzsche'yi bunların üzerinden anlamak olanaklı değil. Yani bütün bu eserlerini bir bütün olarak okuyup incelemek gerekiyor. Şimdi kendi döneminde açıkçası hiç ilgi çekmemiş. Yani bugün mesela felsefe filozoflar içerisinde bunun bir yerlerde bir araştırmasına da denk gelmiştim. Hangi filozofun felsefe tarihindeki tüm filozoflar içerisinde kitaplara en çok satan filozof hangisi diye, Nietzsche birinci çıkmış tabii, hiç şaşırmamıştım o zaman da. Ama bu bugünkü durum. Ya da neyse, bir 10 sene önce miydi, 15 yıl önce miydi, yani 21. yüzyıldaki durum diyelim isterseniz.
Fakat kendi yaşadığı dönemde hiç satmıyor kitapları. 100, 150, 80 falan böyle. Hatta sinirleniyor. Yani bu Almanlar beni hiç anlamıyor. İşte o kadar yazıyoruz, kimse beni okumuyor falan. Yani hiç şey bilinen birisi falan değil, popüler bir adam değil yani kendi yaşadığı dönemde. Zaten bu biliyorsunuz birçok filozofun ve birçok sanatçının da işte aklıma hep Van Gogh gelir böyle durumlarda. Yani kendi yaşadıkları dönemde kimsenin fazla böyle ciddiye almadığı, hatta biraz da marjinal bulduğu falan bir kenara attı. İnsanlar, sanatçılar, bilim insanları, filozofları olmuştur hep tarihte. Yani Nietzsche de onlardan birisi aslında. Yani böyle bir Hegel gibi falan dönemin popüler bir Hegel mesela nadir döneminde de popüler olan filozoflardan birisidir. Yani o anlamda hani aynı yüzyılda yaşadıkları için söylüyorum. Hegel gibi popüler filozof değil. Dolayısıyla şey yani böyle çok fazla bilindik birisi değil fakat sonradan tabii değeri, önemi neyse ki anlaşılmış. Genellikle öyle oluyor 50 sene, 100 sene bazen 150-200 yıl sonra anlaşılıyor bu işler. Yani bu şekilde özetleyebilirim genel olarak şeyini. Yani kişiliğiyle ilgili bir şey sordunuz galiba. Onu hiç yanıtlamayayım çünkü Nietzsche'nin karakteri şuydu, huyu, suyu buydu. Kişiliği buydu dersem yalan olur. Yani yanlış bir şey söylemek istemem. Onun için yani şahsen de tabii kendisiyle tanışmadığım için zaten bir şey söylemem doğru olmaz. Hani yazdıklarından falan işte metinlerden belki bir şeyler çıkartmaya çalışabiliriz ama o da ne kadar şey olur, eksiksiz olur. Yani belki hani ilk aklıma gelen hani metinler üzerinden bir şey çıkartmaya çalışacak olursak ya çok akıllı olduğunu söyleyebiliriz bir. Yani zekanın da ötesinde akıllı bir insan. Ondan sonra ve çok tutkulu bir insan olduğunu da söyleyebiliriz iki. Dolayısıyla sanatı çok seviyor. Onu belki burada ifade edebilirim. Yani müziği Şimdi çok soracaktım. seviyor. Daha kendi besteleri var. Yani çok iyi besteler olmamakla birlikte ben dinlemiştim onları vakti zamanında da bayağı bir üzülmüştüm. Keşke dinlemeseydim kitapları. Tabii çok daha etkili. Yani insan fazla iyi olmadığı işlere girmemeli onun için yani. Nietzsche de bunun örneği. Evet, iyi bir besteci değil bence. Hani ama yine de şey hani bir beste yapmış olması bile ondan sonra bence o güzel ya yani bir hobi o zaten o alanda bir iddiası yok yani bir Beethoven, Mozart, Bach ya da Wagner olma iddiası yok yani de ama yine de şey yani müzikten çok etkilenmiş işte Richard Wagner tabii onun çok beğendiği etkilendiği bir dönem. Sonradan tabii şey yapıyor yani bırakıyor Wagner olayını. İşte Schopenhauer'dan, Arthur Schopenhauer'dan belli bir ölçüde etkileniyor ama o da abartılı kadar bir etki değil. Yani ilk dönem o Tragedyanın Doğuşu eserini yazdığı dönemde üniversite yılları ve öncesinde etkilendiği filozoflardan birisi diyebiliriz. Ama o da belli bir ölçüde, belli bir noktaya kadar diyelim isterseniz yani. İşte Schopenhauer'ın belki işte bu Platon'un ve Kant'ın rasyonalizmine, metafiziğine yönelik eleştirileri veya işte dinden bağımsız bir ahlak anlayışına yönelik tespitleri de ahlakı din bağlamı dışında ele alması, ondan sonra insanın tutkularının, içgüdülerinin, istencinin insan yaşamındaki etkisi gibi konularda yani belli bir ölçüde şey yapmıştır. Sanata verdiği değer Schopenhauer'ın. Yani bütün bunlar tabii şeyde Nietzsche'yi de etkilemiştir. Fakat yani onun ben hani belli bir noktaya kadar geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani kısacası
Ha, böyle yalnız yaşamış bir insan. Yani hiçbir zaman evlenmemiş. Hatta bir yerde şey der, yani evlilik hani filozoflarda ancak komedide olabilecek, komedyada olabilecek olan bir şeydir diye böyle evliliğe yönelik iğneli sözleri de vardır. Yalnız yaşamış. Yani işte aşkları tabii olmuş, yani işte şey var. Rus psikolog Salome ona aşık olmuş anladığımız kadarıyla. Yani kadın da ona çok hayran, fakat kadın daha çok ona bir dahi olarak, yani bilgisinden ve aklından dolayı bir hayranlık içerisinde. Louis Salome bir erkek olarak değil de bir, yani şey olarak, filozof olarak diyelim isterseniz. Fakat Nietzsche tabii, yani ona anladığımız kadarıyla bayağı bir aşık oluyor, takıntı haline getiriyor. Fakat bu karşılıksız bir aşk tabii. Yani hatta Salome sonra başkalarıyla birlikte olunca Nietzsche böyle bayağı bir öfkeleniyor bu işi anladığımız kadarıyla. Yani böyle bir şey insan, nasıl söyleyelim? Yani insanlar gerçekten çok büyük katkısı olan, zihinleri açan bir boyutu var. Yani felsefe tarihinde kesinlikle atlayamayacağımız, yani mutlaka herkesin hesaplaşması gereken bir filozof diyelim isterseniz şimdilik. Bence güzel bir özet yaptınız. Kendi adıma konuşmam gerekirse hani evlenmemesine şaşmamalı çünkü geçimsiz bir insan. Hani ben öyle bir arkadaşım olsun istemezdim herhalde. Anlaşamazdım, kavga ederdik. Ama akıl hocası olarak veya öğretmen olarak isterdim. Çok hani fayda edebileceğim bir insan çünkü. Ama çok da hani yakın olmasak da olur. O yüzden eserlerinde bile zaten bu yalnızlığı görebiliyoruz. Özellikle kendisini izole eden birisi. Ben şeyi sorayım. Siz zaten müzikten bahsettiniz ama başka ilgi alanları var mıydı? Örneğin en başında işte bildiği bir iki dilden bahsettiniz. Neyle ilgilendiğini söylediniz. Toplamda kaç dil biliyor veya başka neyle uğraşıyor? Örneğin bir ara askerliğe yazılmış. Sporla falan arası iyi midir? Evet, yani yürüyüşü seviyor. Yani bildiğimiz kadarıyla işte o Sils Maria'da, Alp Dağları'nın eteklerinde o dağları çok seviyor. Yani dağlarda bizim hatta oralar şey ora o Alp Dağları'nın o etekleri bizim, ben de gittiğim için biliyorum oraya. Bizim Karadeniz'e benzer, Doğu Karadeniz'e. Oradaki dağları çok seviyor. Hatta yükseklerde olmak, onu mecaz olarak kullansa da, yani fiilen de mesela o dağlarda zaman geçirmeyi seven birisi. Ama şeyi de seviyor, Akdeniz'i de seviyor. Nice gidiyor, Torino'ya gidiyor. Napoli'ye kadar, hatta güneye kadar iniyor. Yani Güney Fransa ve İtalya'yı da seviyor. Nasıl söyleyelim? Yani şey, sporla ilgili bir şeyini ben duymadım. Yani bir şey, hani yürüyüşten hoşlandığını biliyorum ama böyle çok da sportif falan, sporcu bir insan olduğuna dair bir şey duymadım. Ondan sonra işte müzikten bahsettim. Ya kaç dil biliyor onu da açıkçası bilmiyorum. Yani Fransızca bildiğini biliyorum, antik Yunanca biliyor. Ama hani toplamda kaç dil biliyor, ona özellikle bakmadım. Onun için yanlış bir şey söylemeyeyim isterseniz. Ama yani metinlerini Almanca yazıyor. Yani hayran olduğu belli başlı yazarlar var. Goethe'yi mesela çok seviyor, onu biliyoruz. İşte Eskilos ve Sofokles, antik Yunan trajedi yazarlarını çok seviyor. Dostoyevski'yi mesela, Emerson ve Dostoyevski'yi çok övüyor. Onları da sevdiğini biliyoruz. Rönesans dönemine yönelik çok övgüyle söz ediyor. İşte Leonardo da Vinci'nin mesela yaratıcılığına, çok yönlü yaratıcılığına hayran.
Dolayısıyla aynı zamanda bir kültür analisti aslında Nietzsche. Yani bir filozof tabii ama aynı zamanda bir genel olarak yani insan üzerine çözümlemeleri var ama yani genel olarak kültür, yani hangi mesela kültürel dönemler daha üst bir seviyede, hangileri daha alt bir seviyede, ona dair ilginç analizleri var. Mesela Antik Yunan, özellikle Sokrates öncesi tragedyalar döneminde çok övgüyle o dönemlerden söz ediyor. Rönesans'tan övgüyle söz ediyor. Yani böyle bazı dönemlerin, yani Nietzsche'ye göre böyle sürekli ilerleme diye bir şey yok. Daha ziyade sabit durma diye bir şey de yok. Yani zikzaklar var. Kültür tarihine baktığımız zaman bazı dönemler daha üst kültür diyebileceğimiz üst kültür örneklerine rastlıyoruz Nietzsche'ye göre. Bu sonra inişe geçiyor, sonra tekrar yükselişe geçebiliyor, tekrar inişe geçebiliyor vesaire. Sanırım yani şimdilik belki bunları söyleyebilirim. Peki, sıradaki soruma geçeyim. Bildiğim kadarıyla orta seviye İbranice de öğrenmiş, ilgisi varmış. Bir de Latince zaten arada alıntılar yapıyor. Onu da metin karıştıracak kadar biliyormuş. Yani çok dil bilen bir adammış aslında baktığımız zaman. Ama ne kadar hani siz kaç dil biliyor deyince ben en iyi bildiği yani uzman olduğu dilleri sordunuz diye öyle zannettim. Hani daha fazla dilden birkaç bir şey biliyordur muhtemelen. Ama hani o konudaki Latincesinin çok daha sonuçta klasik diller uzmanı olduğu için tabii ki Latince konusunda da çalışmaları var. Ama hani İbranice konusunu mesela hani ne kadar biliyor onu bilmiyorum yani. Neyse özür dilerim böldüm sizi. Devam edin siz. Problem değil. Yayının Tamam. sahibi sizsiniz burada. Öyle düşünün. Sağlar olur mu canım? Siz şimdi ben de sizden bir şey öğrenmiş olurum yani bu vesileyle. Tabii. İbrancesi mesela iyi seviyede mi yoksa ne dediniz Yok, orta? orta Ha? yani çok da iyi değilmiş ama en azından birkaç metin kurcalayabiliyormuş, anlayabiliyormuş. Yani onu da şu kitabın girişinde öğrenmiştim. İyinin ve kötünün ötesinde. Gün Yayıncılık. Hatta şimdi şuradan bir alıntı yaparak size bir soru soracağım. Siz de az önce onu hem Almancasından hem de İngilizcesinden kontrol etmiştiniz zaten. Nietzsche 290. aforizmada şunu söylüyor. Derin düşünen her kişi yanlış anlaşılmak... Efendim? Pardon. Hangi kitabın 290. onu söylemediğiniz için. İyinin ve kötünün ötesinde. Şöyle göstereyim size. Derin düşünen her kişi yanlış anlaşılmaktan çok doğru anlaşılmaktan korkar. Devamını ben okumayayım. Sadece bu soru üzerinden, bu konu üzerinden size bir soru sorayım. Şimdi bu esasında çok doğru bir tespit. Çünkü filozoflar ya bazıları gizemli kalmayı seviyorlar. Ve sözleri yoruma açık bir şekilde ifade etmeyi de genelde tercih ediyorlar. Böyle konuştuğunuz zaman okuru düşünmek zorunda bırakıyorsunuz ve daha etkileyici oluyorsunuz. Örneğin direkt şu dörttür demek yerine üçün üstündeki, beşin altındaki deyince orada bir bulmaca yaptığınız zaman okur kendini daha akıllı hissediyor ve yazarı da daha akıllı görüyor. Acaba Nietzsche burada kendini ifşa ediyor olabilir mi? Çünkü kendisi de sürekli üstü kapalı konuşan birisi, aforizma türünde yazan birisi ve resmen her kitabı kutsal kitap gibi 10 tane anlama gelebilen aforizmalardan ibaret. Bunun sebebi nedir acaba? Evet. Ya öncelikle isterseniz o ifadeye bakalım. Tabii. Yani iğne ve kötünün ötesinde orijinal adıyla Jenseits von Gut und Böse bu Almanca aslı. Şimdi bunu okuduğumuz zaman devamını Jeder tiefe Denker fürchtet mehr das Verstanden werden als das Missverstanden werden. Am letzteren leidet vielleicht seine Eitelkeit. Am ersten aber sein Herz mit sein Mitgefühl, welches immer spricht. Ach, warum wollt ihr es auch so schwer haben wie ich? Şeklinde birkaç cümlelik bir aforizma. Şimdi bunu Türkçe şey yapacak olursak, çevirecek olursak, Türkçesi elimde yok ve Türkçeden okumadığım için İngilizce ve Almanca metinler üzerinden okumalarımı yaptım ben. Onun için şimdi spontan olarak burada ayaküstü çevireceğim. Yani burada kastettiği şey
Şu, derinliği olan bir düşünür, anlaşılmamaktan çok anlaşılmaktan korkar diyor önce. Yani sizin okuduğunuz kısım, anlaşılmamaktan ziyade anlaşılmaktan korkar. Yani ötekisi belki hani kendisini şey yapabilir, kırabilir ya da hayal kırıklığına uğratabilir falan. Fakat birincisi yani anlaşılmak onun kalbini incitir. Çünkü diyor arkasından yani neden diyor sen de diyor hani benim yani benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda olasın. Şimdi birebir motomot çevirmiyorum. Anlamı aktarmaya çalışıyorum. Yani neden senin için de hayat neden benim için olduğu gibi zor ve ağır geçsin? Hani o açıdan yani kalbini kıracak bir şeydir bu. Çünkü hani anlıyorsanız birini yani hani senin için hayat neden o kadar benim için olduğu kadar zor olsun. Warum wollt ihr es auch so schwer haben wie ich? Yani neden hayat bende olduğu gibi sizin için de bu kadar zor olsun? Dolayısıyla yani hani, burada mesela böyle bir şey ifade ediyor. Bu da tabii şeyin Nietzsche'nin şeylerinden birisi. Ne diyelim? Dediğiniz gibi tarzlarından birisi. Yani böyle araya şeyler sokuşturuyor. Bir de daldan dala atlaması. Yani konudan konuya atlaması. Yani başta onu aslında söylemeyi unuttum. Mesela çok hiperaktif bir beyni var anlaşılan, aklı var. Yani böyle konudan konuya atlaması. Mesela o anda belli ki böyle aynı anda ya da aynı günde neyse belli bir kısa zaman diliminde böyle bir sürü şey düşünüyor ve konudan konuya atlamalar oluyor. Bazen ilişkili oluyor, bazen ilişkisiz oluyor, kopukluklar oluyor falan. Bu da yine onun tabii bir tarzı. Aslında bu yani aforizmalar biçiminde yazması da belki biraz ondan da kaynaklanıyor olabilir. Yani hiperaktif bir aklı ve zihni olduğu için hani bir sistematik bir metin ortaya koymaya kalksa onu beceremezdim muhtemelen. Çünkü o anda aklına başka bir şey gelecekti. Yani çok önemli bir şey yine. Dolayısıyla böyle hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralayarak ya da isimler koyarak başına falan hani daha şey ona uygun olmuş bence aslında. Onun ruhsal, zihinsel yapısına da uygun bir yazma biçimidir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim cevabınız için. Evet, yani aforizmalar hakkında yazması dolayısıyla bazen mecazlar kullanıyor, affedersiniz. Yani bazen mecazlar kullanıyor. Ondan sonra metaforlar kullanıyor. Ama bazen de gayet açık ya. O kadar da mecazi konuştuğunu ben zannetmiyorum. Yani öyle de, daha zannetmiyorum değil, öyle düşünmüyorum. Yani baktığım zaman aforizmalar kendi içine gayet açık ve seçik. Büyük çoğunluğu hatta. Ama bazen de mecazi bazı şeyler söylediği de oluyor. Dolayısıyla yani o kadar da aslında bence belirsiz hani şey değil. Yani ne diyelim ona muğlak bir biçimde yazdığını düşünmüyorum. Bazen evet mecazlar, metaforlar falan kullanıyor. Orada belki bir şeyler çıkartmak daha zor olabiliyor. Evet, yani dolayısıyla şey, yani bu şeye dönecek olursak, hani birini yanlış, derinliği olan bir düşünürü yanlış anlamak, birisini ya da yanlış anlamak, anlaşıldığı zaman kişi, hani kişinin belki bozulabilir, havası sönebilir falan ama yani anlamak da ayrı bir şey. Hani anlıyorsa eğer birisi derinliği olan bir filozofu birisi anlıyorsa işte ona karşı da diyor ki aslında burada ne yapıyor? Yani kendi kendi yaşanmışlığı üzerinden bir şey söylüyor aslında. Kendi yaşantısının aslında yani bu noktaya
gelebilmesini de aslında gelmesine ya da gelmesiyle ilgili bir süreçten söz ediyor burada aslında. Yani o vesileyle biraz başka bir şey de ifade etmiş oluyor. Evet. Aslında evet ya, hani anlaşılmamak için yazıyor demek belki doğru olmaz ama şöyle, belli bir zekanın üstündekiler beni anlasın diye yazıyor desek belki daha doğru olabilir. Çünkü çok güzel aforizmaları var, gayet açık. Örneğin tanrılar vaftizleştirilmiş şeytanlardır falan diyor bazı yerlerde. Tam hangi aforizmaydı hatırlamıyorum ama çok güzel bir tespit bence. Veya uçuruma bakarsanız o da size bakmaya başlar. Üstünü düşündüğünüz zaman güzel sözler. Ve bunlar en azından belli bir düşünsel süreci ulaşmış insanlara hitap ediyordur. Sıradaki soruma geçeyim o zaman, çok dağıtmayayım. Zaten ufaktan değinmiştik aslında. Nietzsche'nin karanlık anlatımı bizim karanlık Heraklitos diye bildiğimiz filozofunkine epey benziyor. Zaten Nietzsche'nin Heraklitos'tan veya Schopenhauer'den etkilendiğini de biliyoruz. Ne ölçüde olduğu tartışılır. Peki Nietzsche'nin net bir şekilde etkilendiğini gördüğümüz başka filozoflar var mı? Veya tam olarak şu kitap onun şu yazdığı kitapta görülebilir. Şu okuduğu eserden nasıl etkilendiğini şu eserinde anlayabiliyoruz diyebilir miyiz? Evet, yani böyle birebir bir örtüşme ortaya koymaktan ziyade işte daha önce de söylediğim gibi tabii Herakleitos etkilemiş, doğrudur. Epikuros etkilemiş, yani bunu kendisi de zaten söylüyor. Birçok konuda Herakleitos ve Epikuros'la hemfikir olduğunu söylüyor. Epikuros'tan tabii ayrıldığı noktalar da var. Platon'dan da etkilenmiş. Çünkü hani her ne kadar Platon'u eleştirse de yani belli ki onun eserlerinden etkilenmiş olmalı ki ona karşı bir antitez geliştiriyor ve onun işte idealar ve formlar teorisini eleştiriyor. Hani işin felsefi boyutuna daha girmedik bu arada. Yani Nietzsche'nin felsefi düşünceleri, tezleri nelerdir? Hepsini özetleyemesek de bazı temel unsurları tabii size burada aktaracağım. Hani onunla ilgili bir soru gelmediği için o konuya girmedim. Ama isterseniz direkt bu soru üzerinden dalabilirim de Tabii ki, tabii. tabii. Ya da bekleyebiliriz de, sorun yok. Ondan sonra Immanuel Kant tabii. Ya yani onu da mesela kategorik imperatifini eleştiriyor. İşte kendinde şey kavramını eleştiriyor. Ama sonuçta eleştirel de baksa yine oradan da bir şekilde etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sonra antik Yunan kuşkucularından etkilendiğini biliyoruz. Yani oraya onlara dair referansları var. Mesela Sextus Empiricus'u okuduğunu biliyoruz. Tamamını okumuş mu okumamış mı onu bilemeyiz ama yani incelediğini en azından biliyoruz. Antik Yunan kuşkucularına yönelik yaptığı çok olumlu referanslar var. Örneğin Sextus Empiricus'un kökeni olan Piron'a yönelik. Mesela bu da benim özel olarak çalıştığım konulardan birisi. Yani Nietzsche'nin bazı düşünceleri ve tezlerin da bazı düşüncelerinin ve tezlerinin kökeniyle ilgili. Yani antik Yunan kuşkuculuğundaki kökeniyle ilgili bazı incelemelerim var. Onlar o konuda da yurt dışında ve yurt içinde birçok konferans vermiştim. Mesela o da ilginç bir konu. Yani Nietzsche'nin antik Yunan kuşkuculuğundan nasıl etkilendiği meselesi. Yani ona isterseniz hani Nietzsche'nin felsefesini anlatırken biraz girebilirim belki. Zaten Kant ve Platon'dan söz edeceğiz. Heraklitos ve Epikuros bağlantısından da söz edeceğiz. Yani felsefe tarihi bağlamında bunlar. Ama tabii ki işte demin bahsettim antik Yunan trajedi yazarları Eskilos, Sofokles, ondan sonra onların etkisi, işte Goethe'nin etkisi, yani şey edebiyat boyutunda da Homeros'un etkisi vesaire, kendisinin Fransız edebiyatıyla da ilgileniyor, işte Rus edebiyatı vesaire. Yani edebiyat eserlerinden de etkilendiğini biliyoruz. Evet, sorunuza bu şekilde isterseniz yanıt vermiş olayım. Evet. Yeterliydi bence. Güzel bir yanıt. Evet. Teşekkürler. Peki tam felsefesine girmediğimizin farkındayım ama sonuçta onun
hangi konuda neyi düşündüğünü öğrenmek de bir bakıma onu anlamaktır ya. Bu yüzden çok popüler sorulardan birini sormak istiyorum. Nietzsche'nin kadınlar hakkındaki fikirleri nelerdi? Evet. Bazıları onun kadın düşmanlığına varacak görüşleri olduğunu söylüyorlar ve buna sebep olarak da yaşadığı evi gösteriyorlar. Zira o annesiyle ve iki halasıyla beraber büyümüştü. Peki Nietzsche'nin kadınlara bakışını etkileyecek travmatik bir tecrübesi olmuş muydu? Yani bildiğimiz kadarıyla annesinden veya kadınlardan fiziksel ya da psikolojik şiddet görmüş müydü? Özel bir nefret duymuş muydu? Veya belki de bahsettiğiniz o karşılıksız aşkı kadınlara bakışını etkilemiş miydi? Yani şimdi açıkçası kadınlara düşman olup olmadığı konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bazı kadınlar aleyhinde böyle birkaç tane aforizması var. Ya da kadınların aleyhinde olduğuna dair olduğu biçiminde yorumlanabilecek bazı aforizmaları ve bazı metinler var. Ama bunlar o kadar az ki, yani bu yüzlerce sayfa içerisinde böyle birkaç yere serpiştirilmiş halde karşımıza çıkıyor. Böyle sürekli arz eden bir şey değil. Yani o andaki artık Nietzsche'nin aklından ne geçiyorsa ya da ne yaşadıysa, hani kadınlar hakkında böyle birkaç tane yani bana göre de mesela olumlu olarak görülemeyecek, saçma belki de olarak görülebilecek sözleri var. Ama yani hani bence yani bunu cımbızlayıp hani bunu yapanlar var çünkü. Mesela bir ton bir şey söylemiş. Ya oradan işte kadınlar hakkında da bunu söylemiş. Böyle bir adam okunur mu falan diyenler var. Ya bu doğru bir şey. Yorumlara yazmışlar. Ya her şeyin, her filozofun, affedersiniz, hani her filozofun, bilim insanının, işte sanatçının yaşamında bir takım saçmalıklar da olmuştur. Bir takım saçma ve yanlış ifadeler de olmuştur. Yani bu insan olmanın da biraz getirdiği bir şey. Hani bunun üzerinden bir filozofu eğer gerçekten önemli şeyler de söylemişse, bir filozof toptan yerin dibine şey yapmanın, ne derler, batırmanın bir alemi yok bence. Hani orada onun insanlığa, felsefeye katkıları bence ön plana çıkartılmalıdır. Ama hani sorduğunuz için söylüyorum şu anda. Ha şeyden önce gireyim isterseniz. Doğru söylüyorsunuz. Yani kadınların olduğu bir ortamda yani işte annesi, kız kardeşi, kadın akrabaları şu bu falan. Ya onların içinde yaşamış, büyümüş ama yani onlardan bir fiziksel bir şiddet ya da psikolojik bir ne bileyim taciz falan filan gördüğüne dair ben bir şey duymadım. Yani sadece hani bu ikisi arasında bağlantı kurabilir miyiz? Ondan da açıkçası emin değilim. Yani kadınlarla çevrilmiş olması ile bağlantılı olarak mesela bu kadınlar hakkında ifade et bazı negatif şeyler. Bununla ilişkili mi değil mi? Ondan emin değilim. Yani böyle yorumlara rastlıyoruz tabii popüler kültürde falan filan internette ama yani bunu kesin olarak belirlemek olanaklı değil. Şey de olabilir. Hani yaşadığı mesela Salome ile yaşadığı işte ona aşık karşılıksız bir aşk. Salome'den karşılık alamadığı için Salome bir de gidip başkasıyla birlikte olduğu için hatta sonra başka bir kişiyle evlendiği için falan ona yönelik öfkesi o bir öfke anında bunları yazmış olabilir falan. Hani birçok şey olabilir. Yani ama hani sorduğunuz için söylüyorum. Mesela işte kadının yanına gidiyorsan işte kırbacını da al falan gibi mesela ifadeler. Ya gerçi burada kırbacı kim kullanacak ona dair bir şey söylemiyor ama ve burada bir metafor mu kırbaç derken neyi kastediyor falan. Ya böyle lüzumsuz diyebileceğimiz bazı şeyleri var. Hani ifadeleri var. Sonra mesela şey diyor bir yerlerde. Yani işte bir kadın çok fazla böyle şeyse akademik scholarly yani böyle uzmanlık kendisini uzmanlığa verdiyse
bir kadın işte bilin ki cinselliğiyle ilgili bir sorun vardır falan gibi saçma sapan bir takım genellemeleri var. Yani böyle bir kadın cinselliği ya erkeğin cinselliği ile ilgili sorunu olabilir de olmayabilir de. Yani burada bir zorunlu bağlantı yok. Sonuçta bir kadının akademisyen, uzman, scholar olması ile cinsel sorun olması arasında bir zorunlu ilişki kurulamayacağına göre. Hani böyle bir takım şeylere abartılı ve insanı şok edici bazı sözleri var. Ya sonra asıl belki kadınlar hakkında iyinin ve kötünün ötesinde mesela dile getirdiği bir şey var ki en çok tartışılan bölümlerden birisi o feministlerin de aslında en çok eleştirdiği ama bazı feministlerin de farklı bir biçimde yorumladığı diyelim isterseniz ve eleştirmediği bir bölüm var ki o da şey yani burada şeyden bahsediyor yani dişi kimliğinin ya da kadının dişisizleştirilmesi yani kadının özgürleşme hareketinin emansipasyonunun kadının dişi kimliğinden ne kadar uzaklaşmasına yol açtığına dair bir tespiti var. Hatta işte ideal kadın, en iyi kadın, oryantal tarz kadındır gibi sözleri var. Şimdi burada bazıları diyor ki ya işte aslında burada dişi kimliğini yüceltiyor. Gerçekten de metne bütün olarak baktığımız zaman şey söylüyor bunu söyledikten sonra yani kadın zaten çok üst bir kimlik. Yani erkekleşmesinin bir anlamı yok. Erkek gibi olmakla daha ileri bir noktaya gitmiş olmuyor. Hani kadınlığını korursa daha üst bir varlık, daha iyi bir varlık olur anlamına gelebilecek bazı ifadeler kullanıyor. Yani bunu aslında kadını aşağılamak, küçültmek için değil de yüceltmek için şey yapıyor, söylediğine dair kendi ifadeleri var zaten. Ama bu tabii birçok kadın hakları savunucusu açısından baktığımız zaman, feminizm açısından ya da baktığımız zaman şey çok maço, hani kadını hani neredeyse kadının yeri mutfaktır falan anlamına gelebilecek ya da mutfak ve yataktır hani anlamına gelebilecek bir sonuçta çıkabilir burada. Yani bu anlatımdan. Çünkü açık olarak kadının özgürleşmesi ifadesini kullanıyor. Emansipasyonu hareketinin dişisiz tam kullandığı ifade dişisizleştirme. Yani kadının dişi kimliğinden yoksun kalmasına yol açtığını ve bunun da aslında dişi kimliğini orada tabii bir iyi bir şey olarak tabii anlatıyor. Dolayısıyla hani dişi olarak kalsa daha iyi olur. Daha bu erkekler dünyasının içine düşmemiş olur. Anlamında tabii o kontekste bunu söylüyor. Ama şimdi tabii yani kadın hakları, hukuk, insan hakları, hukuk önünde kadının ve erkeğin eşit olması, yani kadının hem çalışma hem eğitim yaşamda aktif bir biçimde yer alması, şimdi bunlar önemli şeyler. Şimdi böyle bir laf ettiğiniz zaman, yani bu insanda doğal olarak bir rahatsızlık yaratıyor. Ama bunlar çok az yani dediğim gibi böyle yüzlerce sayfa ve birçok kitap içerisinde birkaç yerde karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla bunları hani alıp da Nietzsche'nin şeyi gibi hani sadece bunlara odaklanarak diğer yazdıklarını görmezden gelmek doğru bir yaklaşım değil. Yani akademik olarak da doğru bir yaklaşım değil. Ama ne yazık ki evet yani Nietzsche'nin hani bu kadın konusunda talihsiz diyebileceğimiz çok fazla olmasa da birkaç şeyi var doğrudur açıklaması daha Belki doğrusu de metni var. biz öyle anlamaya çalışıyoruzdur. Çünkü Nietzsche'nin yaşadığı çağda ve daha sonraki yıllarda özellikle 1970'lere kadar yeniden bağlandı galiba. Tamam, şu an geldi. Niyeyse bir kopukluk Ne oldu. zamandan itibaren Ben kesinti oldu? konuşmaya Benim başlayınca. anlattığım. Ha, peki. Sizde bir sıkıntı yok. Ben en baştan alayım kendi konuşmamı.
belki de biz Nietzsche'yi anlamak istediğimiz şekilde anlıyoruzdur. Çünkü onun yaşadığı çağda ve sonrasında bir takım algılar var. Biz bu algıları, bu yorumları görünce Nietzsche'nin de buna kapı açan bir aforizmasını bulduğumuzda aha bu adam da böyle düşünüyor diye düşünüyoruz. 1970'lere kadar Oxford dahil birçok üniversitede kadın eğitimciler erkekleşmiş eğitimciler gibi görülürdü. Hani bir işi erkek gibi yapmak deriz ya biz de. Esasında Batı'da bile böyle bir anlayış vardı. Bir kadın özellikle erkeklerin yapmasına alıştığımız işte felsefe, filozofluk, akademisyenlik, tarihçilik gibi konularda başarılıysa esasında kadınsı özelliklerini pek kullanmayan bir kadındır. İşte yemek yapayım da kocama bakayım da demekten ziyade erkeklerin ilgilendiği işle ilgilenmeye başlamıştır. Algı buydu. Çok yeni yeni esasında işte feminizm, kadın erkek eşitliği falan bunları konuşmaya başladık. Çok yeni yeni aslında kadınlar akademik camiada ve hatta politikada aktif olmaya başladı. Özellikle bizim ülkemiz bu konuda iyidir hiç değilse. Ya Fransa gibi birçok ülkeden 15-20 yıl önce kadın erkek eşitliğini sağlamışız. Bu da yine iş Atatürk'e geldi ama vizyonun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O yüzden Nietzsche'yi okurken de hangi çağda yaşadığını ve o çağdaki algıları da bir göz önüne almak gerekiyor. Yoksa yanlış anlarız. Benim bir podcast'im vardı 50 dakika civarında. Mizojini ve feminizm üzerine. Orada bunlardan ayrıntısıyla bahsetmiştim. Şimdi çok uzatmak istemem. Eklemek istediğiniz bir şey varsa sizi kesmiş olmayayım yoksa öteki sorumu alayım. Yok, ben sadece yani sizi tamamlamak için 19 şimdi kadın hareketleri, kadın hakları hareketleri biliyorsunuz yaygın bir şekilde Avrupa ve Kuzey Amerika coğrafyasında 19. yüzyılda zaten ilk defa gelişmiş, ortaya çıkmış. Ya dolayısıyla 19. yüzyıla kadar bazı istisnalar hariç zaten böyle bir bilinç de yok. İşte Nietzsche tam o geçiş döneminde aslında. Dolayısıyla tabii biraz o da belki o bağlamda, o tarihsel koşullar da onu etkilemiş olabilir. Yani bugün yaşasaydı belki farklı şeyler söyleyecekti. Dolayısıyla 19. yüzyılda zaten hani bilinç gelişmişti ama uygulamada henüz kadınlar birçok haklarını henüz kazanamamıştı. Yani bunun mücadelesine sadece başlamıştı. O da belli bölgelerde, belli coğrafyalarda. Ve dediğiniz doğru yani Mustafa Kemal Atatürk tabii sayesinde biliyorsunuz. Daha 20. yüzyılın başlarında yani Nietzsche 1900'de öldü. Yani Nietzsche öldükten 26 yıl sonra 1926'da Mustafa Kemal Atatürk medeni kanunla kadını ve erkeği hukuk önünde eşit hale getiriyor. Yani dini hukuku, şeriat ilkelerini bir kenara atıyor. İşte mirasta, boşanma hakkı, miras hakkı, şahitlik hakkı bir sürü konularda kadınla erkeği eşit kılıyor. Daha 1926 yılında, Nietzsche öldükten 26 yıl sonra daha Avrupa'da birçok yerde bu haklar eksik iken birçok Avrupa ülkesinde bile. Ve 1930'ların başında da yine birçok Avrupa ülkesinde olmayan bir hakkı tanıyor. Yani İslam ülkesi demiyorum, Avrupa ülkesinde var olmayan bir hakkı tanıyor. O da nedir? Seçme ve seçilme hakkı. Ya dolayısıyla aslında Atatürk bu feminist hareketi bir İslam coğrafyasında devreye sokmuş bir büyük liderdir. Konumuz olmasa da dediğiniz gibi yani feminizmden, kadın haklarından açıldığı için konu. Onu da burada vurgulamış olalım. Evet, ben bekliyorum sorularınızı. Şöyle kısa bir ekleme yapayım. Atatürk'ün ırkçılığa veya milliyetçiliğe bakışı da çok nettir. Hiçbir ırka, hiçbir topluma düşmanlık yapmamıştır. Ne mutlu Türk'üm diyene demiştir. Ne mutlu doğana dememiştir. Yani herkese kapı açmıştır. Nietzsche'nin de antisemitizm üzerine duyarlı olduğunu görüyorum. Yani özellikle antisemitistleri çok eleştiriyor. Ama kız kardeşi de bir antisemitistle evlenmiş. Nietzsche'nin antisemitizme bakışını kısaca veya istiyorsanız yarım saat boyunca size kalmış. Bize açıklayabilir misiniz? Tam olarak duruşu nedir? Evet. Bu da yine Nietzsche'nin çarpıt. Şimdi Nietzsche tabii çok okunan birisi olduğu için ve 20. ve 21. yüzyılda tabii popüler bir hale geldiği için yaşadığı dönemde değil ama öldükten sonra popüler olmuş birisi olduğu için ona paralel tabii çok fazla da çarpıtılmış bir insan. Hatta baştan mesela Nietzsche hakkındaki birkaç şehir efsanesini size sayayım.
Onları daha sonra açarız tabii. Felsefesine daha girmedik. Mesela özgür ruh nedir, sürü zihniyeti nedir, yaşamı olumlamak nedir, yaşamı değillemek nedir, tek tanrıcı dinlere, Hristiyanlığa, Musevi'yle, İslam'a yönelik eleştirileri nedir, Platon'a, Kant'a yönelik eleştirileri nedir? Benim asıl tabii anlatmak istediğim onlar. Onlara geçeceğiz. Ama onlara geçmeden önce yani şunu söyleyeyim. Mesela Nietzsche için nihilist denir. Oysa birkaç nihilizm tanımından söz eder Nietzsche ve bunların bir tanesi çok önemlidir. Yaşamı değillemek anlamında bir nihilizmden söz eder ki o anlamda antinihilisttir. Sonra Nietzsche için irrasyonelist denir. Oysa Nietzsche akıl dışıcılığı savunmaz. Nietzsche rasyonalizme yönelik bir eleştiri getirir. Yani aslında akıl ve tutku, akıl ve içgüdü, akıl ve duygu arasında bir denge kurmaya çalışır. Akla karşı, rasyonaliteye karşı değildir, rasyonalizme karşıdır. Antirasyonalisttir ama irrasyonalist değildir. Şimdi bunlar çok önemli. Ondan sonra işte çarpıtmalardan bir tanesi de şey, efendim Nietzsche şeydir, nasyonalisttir, antisemitisttir falan. Bu tam bir palavra. Yani tam tersi antisemitizmi eleştiren birisidir. Yani Nietzsche'nin tek tanrıcı monoteistik dinlere yönelik eleştirisi bağlamında Hristiyanlığa, daha çok Hristiyanlığa ama İslam'a yönelik de, hatta doğrudan Muhammed'i de ismen hedef aldığı aforizmaları vardır. İslam, Hristiyanlık ve İslam'a ve Hristiyanlığa yönelik eleştirileri bağlamında Musevilik, Yahudilik, bu iki dinin de kökeni olduğu için, oradan çıktığı için monoteizm, bu üç şey, bu monoteistik yaklaşım diyelim isterseniz, o bağlamda Musevi'ye yönelik eleştirileri de vardır. Yani tek tanrıcı dinlere yönelik makro bir eleştirisi vardır. O çerçevede Musevi'ye eleştiri, ama Avrupa'da kendi yaşadığı dönemde gelişen ırkçı, Yahudi ve Musevi düşmanı antisemitist yaklaşımlara karşı eleştirisi olduğu gibi bunlara aptallık der. Hatta bu Alman Deutschland, Deutschland über alles, Almanya, Almanya her şeyin üzerindedir sloganının kendisinin Alman kültürünün çöküşüne yol açacağını söyler. Ve bu tür nasyonalist, militarist yaklaşımların aptallık olduğunu, ancak aptal insanların böyle şeylerin peşinden gideceğini. Ondan sonra açık açık söyler. Hatta oradaki şeyi över. Yani Avrupa'daki kendi dönemindeki o Musevi cemaatinin çalışkanlığını, akıllığını öven metinleri de vardır. Ve bu çerçevede dediğiniz gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi, kız kardeşi Elizabeth ırkçı, antisemitist görüşlere sahiptir ve aynı zamanda bu görüşlere sahip birisiyle evlenmiştir. Hatta evlendiği kişi, şimdi adını unuttum, böyle Aryan bir Alman ırkının yaratılması gerektiğine dair projeleri falan olan akıl hastası bir tip de diyebiliriz. Yani bundan dolayı kız kardeşi ilişkilerini koparmıştır Nietzsche. Ya yani bu tür saçmalıklara niye bulaşıyorsun biçiminde bir tavır koymuştur ortaya. Uzun yıllar görüşmemişlerdir sırf bu yüzden. Ve eşinden de dolayı tabii, yani eşinin de bunda etkisi olduğunu düşünüyor tabii Nietzsche. Şimdi olan şudur aslında. Yani bunu Walter Kaufmann adlı çok önemli, bir dünya çapında önemli Nietzsche uzmanı vardır. Bunu tek tek çürütmüştür. Yani Nietzsche'nin şuradaki metninden de görebileceğiniz gibi işte böyle bir şey yoktur biçiminde. Bu konuda çok çalışan birisidir. Yani artık bunu ciddi Nietzsche uzmanı olanlar zaten tartışmıyorlar. Nietzsche faşist miydi bilmem ne, İşte Nazi ideolojisi şu bu falan, alakası yok. Bu popüler kültürün şehir efsanelerinden birisi. Ve Nietzsche'yi bilmeyenlerin, cahillerin ortaya attığı iddialar bunlar. Ama bu işte iddiaların ortaya çıkışı peki nasıl oldu diyeceksiniz. Nereden çıkıyor bunlar? Çünkü Nietzsche'nin metinlerinde böyle bir şey yok. Nereden çıktı o zaman bunlar? Ya bu işte kız kardeşi Elizabeth, Nietzsche 1900 yılında öldükten sonra Elizabeth onun yayın haklarını elinde tutan, yani bu antisemitist, ırkçı
daha sonrasında Nazilerin işte yanında yer alan kız kardeşinin propagandasının sonucu. Yani işte 1920'lerde bu Nazi Partisi'nin yükselişe geçmesi, sonra 1930'ların başında iktidara gelmesi ve işte o dönemde hep Nazilerle bağlantıyı, yani Nietzsche'nin yayın haklarıyla ilişkili olarak, kitapların basımla ilgili olarak işte bağlantıları kuran vesaire, izinleri veren hep şey, Nietzsche'nin kız kardeşi. Dolayısıyla onun da tabii işine geliyor. Yani Nietzsche aslında burada işte üst insan derken Führer'i kastediyordu falan. Oysa saçma sapan. Nietzsche zaten üst insan kavramını çok nadir, Übermensch Almancası. Kavramı çok nadir kullanır birincisi. Kullandığı zaman da doğru düz ayrıntılı bir şekilde açıklamaz. Zaten Nietzsche'nin işte demin bahsettim, işte antik Yunan tragedya kültürü, Rönesans. Yani bunları bir üst kültür şey olarak görür. İşte böyle biraz sonra anlatacağım. Yani işte özgür ruha sahip insanlarla sürü zihniyetinin, dinlerin peşinden sürüklenenler arasındaki fark ile ilgili olarak söyledikleri bağlamda da bütün bunlar ele alınmalıdır. Dolayısıyla bunun yani Nazi perspektifiyle falan uzaktan yakından, Heidegger yayınında da biraz söz etmiştik bunu ama tekrar gibi olacak bazılarımız için. Yani bir ilgisi yok. Dolayısıyla yani şey, Nietzsche'nin kendi metinleri üzerinden mutlaka Nietzsche'yi anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Ve kendi metinlerinde de zaten ya zaten ortada bir Nazi partisi falan da yok o zaman. 1900'de ölmüş adam. Ama bu şey, hani ırkçı, antisemitist, nasyonist akımlar tabii ki gelişmeye başlamış Almanya'da. Onlara istinaden zaten o eleştiri yapıyor Nietzsche'de. Ama sonrasında işte Nazilerin de iktidara gelmesiyle birlikte tabii Naziler de bunları kullanmışlar. Okuduklarından, anladıklarından falan değil, okuduklarını da zannetmiyorum. Okusalar da anlayacaklarını da zannetmiyorum Nietzsche'yi. Anlasalar zaten hemen yasaklarlardı. Nietzsche'ye yayın yasağı koyarlardı. Yani dolayısıyla yani bu ne yazık ki böyle bir şey var. Evet, yani bu da bir talihsizlik ama bu sonradan tabii düzeltilmiş bir hatadır, öyle söyleyeyim. Evet, öldükten sonra yazdığı şeylerin çarpıtılması, farklı bir Nietzsche yaratılması kötü. Yani özellikle hayatı yazarlıkla geçen, fikir üretmekle geçen bir insanın fikirlerinin tamamen yanlış yöne çekilmesi veya bir takım ideolojilere alet olması anısına Evet. hakarettir. Bir de affedersiniz, şunu söylemeyi unuttum. Mesela eserlerinden bahsederken Willi Zumacht, yani güç istenci eseri var bir de Nietzsche'nin. Ama bu da mesela güç istenci, tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi alt başlığıyla, güç istenci üst başlığıyla bir kitap projesi var Nietzsche'nin ama bunu tamamlayamadan ölüyor zaten Nietzsche. Ve sonradan işte yine Elizabeth kız kardeşi güç istenci başlığı altında Nietzsche'nin yayınlanmamış olan, daha önce yayınlanmamış olan birçok aforizmasını bu kitabın bu başlığın altında topluyor. O kitap da bizim bugün bildiğimiz güç istenci kitabı oluyor. Ama bu o kitap, yani Nietzsche'nin aslında, tamam, o notların içinde o kitabın bir parçası olan notlar da var ama yani onu da burada vurgulamakta fayda var. Yani Nietzsche'nin bitirdiği bir şey, kitap değil o aslında. Elizabeth sonradan torba misali, torbanın içine hepsini atıyor notları. Başta da üst güç istenci koyup bunu o kitap adı altına yayınlıyor. Sonra bak, işte ilgilenenler varsa kitabın indeksine baksınlar. Kaç yerde güç istenci kavramı geçiyor kitapta? Yani bayağı da kalın bir şeydir o yani. Böyle en kalın kitaplarından biri, yüzlerce sayfa. Şimdi hatırlamıyorum kaç sayfa. Yani o kitapta mesela şey, şimdi yakınımda bir yerde ona baktım. Neyse, şu anda göremedim yakında. Yani o kitapta mesela şeye baktığımız zaman, güç istenci kavramına,
15-20 yerde falan belki geçiyordu. Şimdi hatırlamıyorum, saymıştım zamanında. Yani güç istenci kavramının kendisi o kitabın ana teması da değil aslında. Yine bir sürü şeyden bahsediliyor o eserde. Ama ana konu güç istenci konusu değil. Son kez burası biraz yukarılarda da var. Böyle yüzlerce kitabın içinde olunca şak diye hemen her şeyi bulamıyorum. Neyse. Yani ilgilenenler ona sonradan da bakabilirler. Ben de Yani bulamadım. evet. Yani Nietzsche'nin Güç İstenci kitabı, Nietzsche'nin böyle planı vardı. Fakat o bugün yayında olan kitap sonradan kız kardeşim toparladığı notlardır. Evet, bu konuyu da böyle belki toparlamış Güzel oluruz. oldu. Tam da yorumlarda güç istenci sorulmuştu. Resmen tam anında o konuya girdiniz. Evet, teşekkürler. Şimdi şeyi sorayım. Aslında artık Nietzsche'yi yeterince tanıdık. Bir saat oldu zaten başlayalı. Daha 2 saatimiz var aşağı yukarı. Nietzsche'nin Lutherci bir aile içinde büyüdüğünü biliyoruz. Ve kendisi iyi bir Hristiyan değil. Dinden koptuğunu da görüyoruz. Peki onun Lutherciliğe veya Hristiyanlığa karşı eleştirileri, bakışı nasıldır? Bu konuda biraz bir anlatım yapabilirseniz Evet. sevinirim. Yani şimdi buradan isterseniz biraz da felsefesine girelim yani. Çünkü o doğrudan bu soruyu ancak öyle yanıt verebilirim diye Olur. düşünüyorum. Şimdi Nietzsche ateist. Yani bildiğiniz dinsiz, imansız. Ondan sonra Tanrı'nın bir kurgu olduğunu düşünüyor. İnsanların kurguladığı bir şey. Tanrı öldü sözü meşhur. Yani Tanrı öldü aslında, hani Tanrı vardı da öldü fiilen, tabii onu kastetmiyor. Oradaki öldü mecazi bir söylem. Yani kastettiği şey bu Tanrı kurgusu, insanların kurguladığı bu şey diyelim, ya da bu tasarladıkları şey, her neyse o. Onun yok olması fiilen. Ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor Nietzsche. Fakat önemli olan onun yerine neyi koyacağımızdır. Bu da en az Tanrı kurgusunun buharlaşması ya da dağılması, ortadan kalkması kadar önemli. Şimdi Nietzsche'de yani insana bir Nietzsche'nin tabii bir insan analizi, çözümlemesi var. Burada bütün eserlerinde karşılaştığımız bir şey var. Yani eserlerin ya da en azından çoğunluğunda diyelim karşılaştığımız bir karşıtlık var. Bu da özgür ruha sahip insanla sürü zihniyetine sahip insan arasındaki karşıtlık. Yani bir tarafta özgür bir ruha, yani özgür bir tine sahip insanlar. Yani bunlar kimlerdir? Kendi değerlerini kendisi yaratan yaratıcı insanlar. Ve bir tarafta da bir takım yaratılmış ve veya dayatılmış değerlerin peşinden sürüklenenler, koyun gibi. Yani bunlara da sürü zihniyetine sahip insanlar diyor. Şimdi ya da sürü ahlakına sahip insanlar. İki terim de kullanıyor. Sürü zihniyeti, sürü ahlakı. Şimdi dinler, şeye göre dinden sorduğunuz için konuyu, bu Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Bunlara bazen ismen referans yapıyor, bazen tek tanrıcılık, monoteizm diyor. Bazen de Hristiyanlığa özel olarak yaptığı bazı eleştiriler de var. Ama genel olarak makro boyutta ya bu dinlerle ilgili sorunun şu olduğunu söylüyor. Bir tanrının var olduğu iddia ediliyor. Ondan sonra mükemmel varlık, her şeyin yaratıcısı olan. Ve işte vahiy yoluyla bazı ahlaki doğruların, gerçeklerin, eski deyişle hakikatlerin işte vahiy yoluyla seçilmiş elçilere, yani peygamberlere, Musa'ya, İsa'ya, Muhammed'e aktarıldığı iddia ediliyor. Bu bir kurgu tabii ki. Yani gerçeklikte bir karşılığı yok Nietzsche'ye göre bunun. Şimdi ve bunun üzerinden kitaplar, işte Tevrat, İncil, neyse Kur'an, bu metinler kaleme alınıyor ve burada ahlaki bir reçete var.
Yani şu iyidir, bu kötüdür, şunu yap, bunu yapma, şöyle yaşa, böyle yaşama, işte şunu yaparsan cennete gidersin, bunu yaparsan cehenneme gidersin, işte ruh ölümsüzdür, Tanrı seni sonsuz mutlulukla veya sonsuz acıyla, sonsuz mutlulukla ödüllendirir veya sonsuz acıyla cezalandırır şeklinde bir model. Şimdi bu işte yani bu insanın özgür bir ruh olmasını engelleyen bir şey çünkü Nietzsche'ye göre. Çünkü burada zaten bir yaratıcılık alanı yok. Yani hareket edebileceğiniz bir alan yok. Her şey belirlenmiş. Dolayısıyla mutlak bir biçimde ortaya konmuş. Ne sorgulayabiliyorsunuz, ne onun yerine başka bir değeri koyabiliyorsunuz. Şimdi mesela Nietzsche hakkındaki yine demin sözünü ettiğim şehir efsanelerinden birisi de Nietzsche'nin ahlak dışıcılığı savunduğu. Yani ahlaka kategorik olarak karşı olduğu iddiası da vardır ki bu da yanlıştır. Yani iyinin ve kötünün ötesinde eserinde çok açık der ki eğer tek ahlak Hristiyanlık ahlakı ise ve başka bir ahlak yoktur deniyor ise o zaman ben evet diyor ahlaka karşıyım diyor. Ama bence diyor daha üstün ahlaklar olmuştur ve olmalıdır da diye biçimde de ekliyor. Dolayısıyla ya yani kategorik olarak Nietzsche ahlaka karşı falan değil ya da bir değerler sistemine karşı değil. Yani burada ahlakı da tabii tanımlamak lazım. Yani ahlak insan işte eylem ve seçim alanı ve o bağlamda geliştirdiği değerler diyelim isterseniz veya değerler bütünü her ne diyeceksek ya da değerler sistemi kimine göre sistem demek şart da değil ama yani şimdi bir tarafta bunu yani Nietzsche'nin savunduğu şey aslında kendi değerlerini kendi yaratan insan. Birileri belli başlı değerleri bunlar mutlaktır, bunların dışında hiçbir şey yok. Herkes de buna uyacaktır dediği anda hani insanın o yaratıcılık boyutu ortadan kalkmış oluyor. Şimdi Nietzsche tabii ki sanatsal yaratıcılık Nietzsche'ye göre çok takdir ettiği bir şey. İnsanın yaratıcılığının doruk noktası sanatsal yaratıcılık. Yani bu müzik de olabilir, edebiyat da olabilir, farklı sanat dallarında olabilir. Ama diyor ki yani böyle somut tikel bir sanat dalında yaratıcı olunmasa da sanki insan bir sanatçıymış gibi yaşayabilir. Yaratıcı bir yani yaşam sanatı gibi bir şeyden söz ediyor. Yani insan aslında yaratıcı bir yaşam biçimine sahip olabilir diyor. Şimdi bunun dinlerle olanaklı, bu dinlerle olanaksız bir şey. Bunun olabilmesi için öncelikle özgür bir ruha sahip olmak gerekiyor ki dinler zaten bunun için önündeki en büyük engel. Şey de tabii yani felsefedeki metafizik rasyonist akımlar da onlar da tabii Nietzsche'nin eleştirisinden payını alıyor. Hem onlara yönelik eleştirisi var hem de tek tanrıcı dinlere yönelik eleştirisi var. Fakat şimdi dinlerden sorduğunuz için ona odaklandım. Yani Platon ve Kant'a yönelik eleştirisini daha sonra sorarsanız onu da anlatırım. Şimdi dolayısıyla şimdi bir ikinci problem dinlerde dinlerin yaşamı değillemeleri. Yani şimdi nihilizmi iki anlamda kullanıyor. Bir daha doğrusu ağırlıklı olarak iki anlamla karşılaşıyoruz diyelim. Birisi mevcut bize dayatılan egemen olan değerlerin toptan yıkılması ki bu iyi bir şeydir. Çünkü bir şey toptan yıkman lazım ki üzerine yeni bir şey inşa edebilelim. O anlamda kendisi nihilist olduğunu zaten söylüyor. Ama bir de şu anlamda bir nihilizm var. Yaşamı değillemek, yaşamı olumsuzlamak, öte dünyaya kaçmak, öte dünyacı olmak, dünyevi olanı küçümsemek, aşağılamak, dünyevi olandan tiksinmek, dünyevi olana ve yaşamın kendisine, bu içinde bulunduğumuz yaşamın kendisine yönelik bir tiksinme duygusu içerisinde olmak, hatta buna yönelik bir hiçlik istenci içerisinde olmak gibi ifadeler kullanıyor. Şimdi dolayısıyla şimdi bu anlamıyla bir nihilizm var bir de. Yani öte dünyacılık anlamında veya bu dünyayı bu dünyayı değillemek, olumsuzlamak anlamında da bir nihilizmden söz ediyor ki bu bağlamda dinlerin bu tek tanrıcı dinlerin nihilistik olduğunu, yani hiççi olduğunu söylüyor ve kendisinin anti-nihilist olduğunu. Hatta açık açık söylüyor. Ben diyor Tanrı'nın düşmanıyım çünkü yaşamın dostuyum diyor. Yani dinler yaşamın dostu değildir. Dinler yaşama düşmandır. Dinler öte dünyacıdır. Zaten bu dünya uyduruk bir yerdir. Geçiş bölgesidir. İşte burada çilenizi çekin.
Ondan sonra da Tanrı'nın istenci doğrultusunda yaşayın. Tanrı tarafından sonsuz mutlulukla ödüllendirilirsiniz biçiminde bir anlayış. Bu aslında işte bu hiççi bir anlayış. Şimdi oysa önemli olan, değerli olan daha doğrusu Nietzsche'ye göre yaşamı olumlamaktır. Şimdi yaşamı olumlamak şu değil. Bizim hani günümüzde çok sık rastlıyoruz. Pozitif enerji saçalım, hep gülümseyelim, hep iyi düşünelim falan. Bu böyle bir saçmalık değil. Yani yaşamı olumlamak, yaşamı tüm acılarıyla ve hazlarıyla, tüm mutluluklarıyla ve mutsuzluklarıyla göğüsleyebilmek, kucaklayabilmek. Yani bir takım böyle sahte yapay mutlulukçu, öte dünyacı olsun ya da olmasın, arayışların içerisine girmemek, bu dünyayı bu trajik biçimiyle göğüsleyebilmek. Zaten yaşam dediğimiz bir trajedi. Bir tragedi yaşıyoruz hepimiz. Yani bunun içinde işte inişler, çıkışlar var, acılar, hazlar, mutluluklar, mutsuzluklar, hayal kırıklıkları, korkular, endişeler, her şey var. Yani acıdan, korkudan, endişeden ben arınayım, işte bir ataraksiya durumuna geçeyim. Bazı Helenistik dönem filozofların söylediği gibi ruh dinginliği yaşayayım. Bütün acılardan, korkulardan, endişelerden arınayım falan. Ya bu Nietzsche zaten Epikuros'tan ayrıldığı noktada bu. Hani katıldığı yönler var. Epikuros'un o işte ruh beden bütünlüğünü sağlayabilmiş olması, Platon'dan farklı olarak bedensel olanı dışlamamış olması, hedon unsurunu ıskalamamış olması bir anlamda. Ama tabii hedonu şimdi ataraksiyayla ilişkilendirmesi boyutuna geldiğimiz zaman orada bir sıkıntı var. Yani bedensel hani hazların entelektüel hazlarla birlikte bedensel hazların da yaşanması gerektiğini savunduğu için Epikuros ve bir çeşit hani ruh beden ikililiği karşıtlığı değil de ruh beden bütünlüğünü kavramış olduğu için yani Epikuros orada bir kısmen şey etkilendiği bir boyut var. Fakat tabii şimdi şeyin stoacılarını Epikurosçularında ve antik çağ kuşkucularının da bu ataraksiya takıntısı yani telosu yaşamın amacını telosu ataraksiya olarak ortaya koymaları, telos ataraksiyadır demeleri bu Helenistik dönem kuşkucularının, stoacılarının ve Epikurosçularının Nietzsche'yi rahatsız eden bir şey. Ya neden rahatsız ediyor? Çünkü bu yaşamın gerçekliğine aykırı bir şey. Ataraksiya ne demek? Yani ruh dinginliği, hiç acı yok. Ya işte Schopenhauer da zaten onun için sinirlenme nedenlerinden birisi de bu. Ya daha doğrusu sinirlenmeyi ben şimdi kullandım da yani hani tepki vermesinin sinirlendiğini tahmin ediyorum. Artık Nietzsche'yi okuyor okuyor. Onun da biraz ruhuna girdik. Yani hani yazma biçimden onu çıkartıyorum. Tepki vermesinin bir nedeni de bu. Yani onda da böyle bir işte nirvana takıntısı var. Böyle bir takım mistik akımlara kaymalar, şunlar bunlar. Yani Nietzsche bir kere mistisizmle uzaktan yakından ilgisi olmayan mistik olandan tamamen uzak. Yani mistisizmi dinlerde olduğu gibi, tek tanrıcı dinlerde olduğu gibi mistik akımlarda yaşama düşmandır. Bunlar yaşamı değilleyici, yaşamı olumsuzlayıcı bakış açılarıdır. Onun için Uzak Doğu'nun o mistik akımlarına da çok net bir biçimde karşı çıkar. Hatta bunları Hristiyanlıkla, Musevilikle, İslam'la falan aynı kategoriye koyar. Hatta Platon'un idealar, formlar teorisini de onun içine koyar. O ne kadar haklı o konuda, o ayrıca onu daha sonra tartışabiliriz. Ama yani dolayısıyla ha, nereden girdik? Evet, yani dolayısıyla şey ha Hristiyanlığın tabii ki Hristiyanlığı özel olarak bu Hristiyanlığın çileci asketik ve yaşam biçimine de tabii karşı çıkıyor. Çünkü bu da işte aynı yine bir hiçlik istencinin sonucu. Yani buradan da hani bir yaşamı olumlama diye bir şey çıkmaz. Burada acımızı çekeceğiz, çilemizi çekeceğiz. Burası böyle bir geçiş, çile çekme ara bölge. Oysa Nietzsche
bu yaşama, dünyevi olana bu yaşama değer veren birisi. Bu anlamda tabii hümanist, insancı, yani ne anlamda insancı? Şu anlamda hani dünyevi yaşamı savunması bağlamında, hani orta çağda olduğu gibi değerli olan, önemli olan, esas olan, asıl olan, öte dünyadır, ilahi olanları gibi bir bakış açısı yok. Yani bu dünyadır önemli olan. Ha, bu dünyada evet acılar var, trajediler var, çok kötü şeyler var, hazlar da var, mutluluklar da var ama işte bu yaşam böyle bir şey zaten. Şimdi önemli olan öyle bir model çizmiş ki ya da öyle bir amaç belki edinmiş diyebilir miyiz bilmiyorum, en azından hani onu bir değerli bir nokta yere koymuş diyelim. Bir taraftan özgür bir ruh olacaksınız, bir taraftan da özgür bir ruh olacağım. Hani yani sıradanlaşmayacağım, sürü zihniyetine teslim olmayacağım, sıradanlaşmayacağım ve monotonlaşmayacağım. Çünkü özgür bir ruha sahip olan insan monoton olmaz, sıradan olmaz. Yani bir taraftan monoton olmayacağım, sıradan olmayacağım. Özgür bir ruhum olacak ve bu ruh özgür olacak. Ama bir taraftan da bunu yapacağım diye öte dünyacı olmayacağım. Anlatabildim mi? Çünkü genellikle hani bu sıradanlık, monotonla ve sıradanlığa karşı çıkacağım diye insanın bir de saçmalama olasılığı var. Öte dünyacı, Nietzsche açısından bakacak olursak, öte dünyacılık, işte maneviyat adı altında mesela ilahi olanı ön plana koyma falan. Bütün bunlar bir hiçlik istenci anlamına geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla yani Nietzsche'nin hani bu şeyi hani bazı mesela post modern tırnak içinde söylüyorum, ne demekse o düşünürlerin ya da kişilerin mesela ıskaladığı bir şeydir bu. Mesela Nietzsche'nin modernite eleştirisi diye bir şeyden söz ederler. Nietzsche aslında bu terimleri kullanmıyor. Yani sonradan merkezinde olan terimler değil bunlar Nietzsche'nin. Yani Nietzsche'nin tabii ki 19. yüzyılın o yaşam biçimini biçimine yönelik her şeyin işte belli şablonların içine sokulması anlamında eleştirileri var ama ona alternatif olarak orta çağa dönelim demiyor Nietzsche. Yani bu İslamcıların da mesela ve postmodernistlerin de ıskaladığı bir şey. Yani tek tanrıcı dinlere yönelik olan ve orta çağ zihniyetine, sürü zihniyetine yönelik çok ağır eleştirileri var Nietzsche'nin. Ve bu bütün eserlerinde bir süreklilik arz ediyor. Bir yerde böyle söylemiş, sonra da onu unutmuş, geçmişte bırakmış falan değil. Israrla vurguladığı bir şey bu. Şimdi onun için bu boyutu işin çok önemli. Şöyle bir iki ekleme yapmak istiyorum. Aslında ekleme denir mi emin değilim. Zaten siz anlattınız. Nietzsche'nin yazdığı mektuplarda şöyle ifadeler görüyoruz. Eğer huzur ve zevk istiyorsan inan, hakikati arıyorsan sorgula. Din ve dinsiz yaşamına baktığımızda genellikle Nietzsche'nin takıldığı şey, öteki yaşama güvenip de bu yaşamı ciddiye almayanlar. Her şeyi öteki dünyaya göre yapanlar. Sen gerçek hayatını yaşamıyorsun, bir hayalin peşinden koşuyorsun diye düşünüyor. Hatta çilecilikten bahsettiniz, burada bile esasında ayrımı görüyoruz. Çileciler öteki dünyada daha iyi bir mertebe almak için burada acı çekerler, kendilerine belki işkence yaparlar veya birçok zevkten mahrum kalırlar. Halbuki Nietzsche öldürmeyen acı güçlendirir der. Her şeye karşı dimdik durman gerekir der. Önemli olan mücadele etmektir der bir yerde, eğer özetlemek gerekirse. Bu açıdan belki de dindarları mücadele etmeyen tipler gibi görüyor olabilir. Ki az önce söylediğim söz de zaten çok popüler. Hani öldürmeyen acı güçlendirir. Herkes bunu bir yerde ezberlemiş. 5 liralık kişisel gelişim kitaplarına kapak yapmış. Halbuki Nietzsche orada başka bir şey söylemeye çalışıyor. Ya oturalım da işte ellerimizi şöyle yapıp sürekli olumlu düşünelim demeye çalışmıyor. Onu çok güzel ifade ettiniz zaten. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Yani şöyle, şimdi dinler şunu mesela şeye de çok takılmış durumda. Bu bedenselliğin, hatta cinselliğin dinler tarafından dışlanması meselesi. Buna yönelik de birçok şey söylüyor. Yani hatta diyor ki Hristiyanlık
insanın cinselliğini yok etmek üzere, insanı kısırlaştırmak için neredeyse ortaya çıkmış bir din falan gibi ifadeler kullanıyor. Yani dolayısıyla Nietzsche'ye göre insan hem akıl sahibi bir varlık ama akla indirgenemeyecek olan bir varlık. Onun için rasyonalizme de karşı çıkıyor. Akıl sahibi varlık ama aynı zamanda içgüdüleri, tutkuları ve duyguları da olan bir varlık. Aslında bir denge kurmaya çalışıyor. Yani siz de zaten ona da şey yaptınız, vurgu yaptınız. Ya o kadarını ekleyeceğim şimdilik. O zaman şeye değinebilir miyiz? Platon ve Kant eleştirisine tam olarak Nietzsche'nin felsefesini anlamak için. Ya şöyle, şimdi Platon'la başlayacak olursak, şimdi işte yine şeyde İyinin ve Kötünün Ötesine kitabının girişinde mesela bunu bir cümleyle aslında özetliyor ama Hristiyanlık halk için ya da kitleler için Platonculuktur gibi bir ifade kullanıyor. Yani Platon'la Hristiyanlık arasında bir ilişki kuruyor. Tabi bu tartışılabilir, hatta eleştirilebilir de. Ben de hatta bunu kısmen de eleştiriyorum. Hani biraz orada sanki Orta Çağ'ın Platon yorumu üzerinden çünkü biraz konuşuyor gibi bir hali var gibi, en azından ben öyle anladım. Şimdi o da şu, yani Platon'un işte idealar teorisi, yani devlet eserinde de ifade ettiği şunu söyler, işte bir tarafta görünüş vardır, bir tarafta gerçeklik. Daha doğrusu bir görünen boyut vardır, bir de düşünülen boyut vardır. O düşünülen boyut üzerinden ancak biz gerçekliğe, bilginin ya da gerçekliğin doğrunun bilgisine ulaşabiliriz diyelim isterseniz. Şimdi görünüş boyutu, işte onu da ikiye ayırıyor. Bir yanılsamalar, en alt seviye artık o. Yansımalar, yanılsamalar. Bir de işte nesnelerin duyu algılarıyla algılanması boyutu diyelim isterseniz. Birisi doğrudan algılanması değil, onun yansıması diyelim ki bir nesnenin gölgesi. Bir de bir nesnenin doğrudan algılanması meselesi. Ya burada bir düşünme, bir akıl yürütme yok. Dolayısıyla bizim hani bilgi sahibi episteme sahibi olmamız için akıl yürütmemiz gerekiyor. İşte o düşünülen boyutun birinci aşaması, bu görünenler görünüş boyutu üzerine akıl yürütmeye başladığımız zaman, onu somut olarak ne olduğunu açıklamıyor. Ama onun bir daha üst aşaması, görünen boyuttan tamamen bağımsız olarak tek başına akıl yürüterek, yani buna a priori akıl yürütme diyebiliriz. Platon'un kullandığı bir deyim değil tabii, sonradan kullanılan bir deyim bu Latince. Ama anlayabilmemiz açısından a priori akıl yürüterek, hiçbir a posteriori akıl yürütme içerisine girmeden, deneyimden tamamıyla ve veya görünüşlerden bağımsız olarak salt akıl yoluyla şeylerin özünü kavramamızdan bahsediyor. Yani ideasını, formunu kavramamız. Yani onun özünü kavradığımız an işte mutlak bir bilgiye sahip oluruz o şey hakkında. Ve bu formların ve ideaların Platon değişmez, sabit, ebedi ve ezeli olduğunu düşünüyor. Bu tabii Herakleitos'un işte kozmosta her şey bir akış ve dönüşüm içerisindedir tezine karşı da bir eleştiri. Protagoras'ın her şeyin ölçüsü insandır tezine de bir eleştiri. Yani Protagoras'ı Platon en azından, o konuda farklı yorumları olsa da, Platon'un metinleri üzerinden Protagoras'a baktığımız zaman Protagoras burada relativizmi savunuyor. Her şey insana göre değişir. Her şeyin ölçüsü insandır derken. Yani dolayısıyla Platon bu Herakleitos'un sözünü ettiği değişkenlik, dönüşkenlik durumunun görünüşlerde geçerli olabileceğini veya Protagoras'ın sözünü ettiği görelilik durumunun görünüşlerde geçerli olabileceğini, fakat düşünülen boyutta eğer biz bilgi, varlığın bilgisini edinmek istiyorsak, yani varlık değişken, dönüşken bir şey ve göreli, göreceli bir şey olamaz diyor. Böyle bir temel varsayım var en azından diyelim isterseniz. Dolayısıyla varlıkla oluşu karşı karşıya getiriyor Platon. Oluş
İçerisinde olanın bilgisi olmaz. Varlığın sabit olan, ebedi ve ezeli olan, değişmez olanın bilgisi önemli Platon için. Şimdi Nietzsche de buna, yani şuradan hani bunu şeye benzetiyor biraz aslında. Yani işte bu dinlerdeki, tek tanrıcı dinlerdeki işte mutlak ilahi gerçeklik anlayışı, tanrısallık, bununla bir bağ, aslında Platon Hristiyan değil, Müslüman da değil. Zaten İslam'dan, Hristiyanlıktan önce yaşamış birisi. Musevilikten haberi bile yok. Yani hiçbir Museviliğe, Musa'ya yönelik bir referans yapmıyor. Daha önce hep söylüyorum, yani Musevilik antik Yunan kültüründe egemen bir din değil zaten. Orta Doğu'da bir azınlık dini. Antik Yunan birkaç kentte de azınlık dini halinde. Ya dolayısıyla Platon bunu bu dinlerden tamamen bağımsız bir çerçevede aslında gündeme getiriyor, ama işte Nietzsche'nin böyle bir bağlantı kuruyor diyelim isterseniz. Şimdi yani burada Nietzsche Herakleitos'tan yana tavır alıyor. Tabii bu arada şeyden de söz etmeyi unuttuğumu fark ettim. Mesela Nietzsche'yi etkileyenler kimler diye sordunuz. Mesela Charles Darwin, evrimci anlayışı da ondan da çok etkileniyor. Yani hatta birkaç yerde diyor ki, ya insanın aklı da evrimleşebilir. Tabii inanılmaz ileri görüşlü bir söz bu. Filozoflar kavramları mumyalaştırmaya çalışıyorlar diyor. Yani Platon'u da kastediyor da burada, formlar, idealar. Platon bunları, kavramların özü adı altında bunları böyle şey yapıyor. Antik Mısırlar gibi, nasıl onlar bedeni mumyalıyorlardı ve işte bedenin böyle sonsuza dek var olmasını sağlayacaklarını düşünüyorlardı. Bazı filozoflar da kavramları mumyalaştırırlar diyor. Platon da bunlardan birisi diyor. Oysa diyor, yani akıl, yani kavramların anlamları gibi aklın kendisi de evrimleşebilir, değişebilir, dönüşebilir. Yani dolayısıyla burada tabii Herakleitos'tan yana bir tavır koyuyor. Yani Herakleitos'un o kozmos'ta her şey bir akış içerisindedir. İşte bir nehire, akan bir nehire benzer. Bir kere girdiğin suya ikinci kere giremezsiniz çünkü o aynı su değildir vesaire. Yani burada Herakleitos'tan yana tavır alıyor. Şimdi tabii burada şöyle bir belki eleştiri getirilebilir. Yani birincisi de Platon bu idealar teorisiyle Hristiyanlık hani birbirini çağrıştırması başka bazı şeylerin, ya da kısmen bir kesişmesi başka, bir de birebir örtüşmesi başka. Bir örtüşme olmalı, net, kesin. Hani dini bağlamı dışında bir şeyden bahsediyor Platon. Ya bir de Platon aslında biraz da tabii Sokrates'in bu işte ölüme mahkum edilmiş olmasını getirdiği bir travmayla hocası Sokrates'in, çünkü Platon daha çok neye odaklanıyor? İnsan ve toplum, ideal toplum modeli, ideal devlet modeli, erdem, ahlak vesaire. Temel erdemler içerisinde adalet çok önemli bir erdem. İşte Sokrates'te işte tanrılara karşı gelmek iddiasıyla ve gençlerin zihinlerini bulandırmak iddiasıyla Atina Kent Meclisi tarafından ölüme mahkum edilmiş. Ve yaşamı boyunca Sokrates, hani güçlü olan haklıdır bakış açısına karşı mücadele vermiş birisi. Yani adalet nedir, erdem nedir gibi sorular sormuş. Ve bunları sorduğu için, sorguladığı için ölüme mahkum edilmiş birisi. Tabii Platon da yani adaletin göreceli olmaması gerektiğini, yani adalet, erdem, adalet ve erdem mi? Erdem. Peki bu erdemin özü nedir? Adaleti adalet yapan şey nedir? Ya bunun artık göreceli olmaması ve herkesin kafasına göre bir tanımla ortaya çıkmaması gerekiyor. Yani belki daha yeni bir terminoloji kullanacak olursak, yani evrensel ve veya nesnel bir adalet tanımı, anlamı ortaya koymamız gerekir. Kaygısı da taşıdığı için ancak böyle bir ideal toplum devlet modeli kurabiliriz gibi bir endişesi de olduğu için, tabii bu idealar formlar teorisini geliştirmiş olabileceğini de dikkate almamız gerekiyor.
Yani bir kere buradan biraz bir haksız bir eleştiri gibi geliyor bana bu. Yani Hristiyanlıkla falan ya da Orta Çağ şeyle ya da sürü zihniyetiyle bunları karşılaştırmak falan. Bir de şunu görmemiz gerekiyor. Aslında Platon, yani Sokrates ve Platon. Sokrates'in metinleri yok malum, Platon'un metinleri var. Burada Sokrates ana karakterlerden birisi. Aslında Nietzsche'nin de deyişiyle kendi değerlerini kendileri yaratan insanlar. Yani o dönemin egemen hakim, ya Atina kent devletinin ve o devlette yaşayanların sahip olduğu sürü zihniyetine karşı mücadele vermişler. Yani dolayısıyla yani ortaya koydukları ahlak felsefesi, erdem felsefesi ve siyaset felsefesi aslında zaten bir özgünlüğü olan bir açılım. Yani Sokrates, Platon kendi değerlerini kendisi yaratan, dolayısıyla özgür ruha sahip insanlar bunlar. Hatta o kadar özgür bir ruha sahip ki Sokrates ölümü bile göze almış. Ve ölmüş de yani bunun için. Şimdi dolayısıyla yani o anlamda da aslında hani Nietzsche'nin Sokrates'e ve Platon'a bir haksızlık yaptığını düşünüyordum. Düşünüyorum. Ya uzun bir süredir böyle düşünüyorum. Bir ara ben de hani daha çok Nietzsche'nin o eleştirisi tarafındaydım ama sonra biraz daha metinleri tekrar tekrar okuyup üzerine biraz daha fazla düşününce o sonuca vardım, en azından öyle diyeyim. Şimdi bir de bir mesele daha var. Onu da müsaadenizle önemli olduğu için şey yapayım, ifade edeyim. Şimdi mesela şey diyor ki Nietzsche, işte Sokrates'in bir denkleminden söz ediyor. Bu arada putların alacakaranlığı eserine değinmiş miydim? Hatırlayamadım. Eserleri saymıştık başta. Eğer Söylemiştiniz. değinmediysen söylemiş miydim? Evet. Yani, o zaman iyi. Çünkü çok önemli bir eser o da. Daha geç dönem bir eser ama çok önemli. Şimdi mesela bir Sokrates denkleminden bahseder Nietzsche. Yani, ki Platonlu tabii orada aslında Platon'dur. Yani Sokrates'in bir metni falan yok. Platon metinleri. Sokrates eleştirisi dendiğinde aklımıza aynı zamanda Platon geldi. Şimdi burada diyor ki işte efendim aslında buradan Nietzsche çok orijinal, çok önemli bir açılım yapıyor ama bunu yaparken Sokrates'e ve Platon'a haksızlık ettiğini düşünüyorum ben. Şimdi diyor ki bu aslında daha başta Nietzsche'nin en erken metinlerinden birisi olan ahlak dışı anlamda doğruluk ve yalanlar üzerine diye bir metni var. Bir kitap değil bu, bir essay gibi bir şey, kısa bir metin. Über Wahrheit und Lüge im Außermoralischen Sinne, orijinal adı. Şimdi bu metinde mesela Nietzsche, sonraki metinlerde de buna çok sık rastlıyoruz, şöyle bir açılım yapar daha baştan, gençlik döneminden itibaren. Ya der ki Platon, işte birçok filozof daha doğrusu şöyle yaklaşmışlar olaya. Yani işte akıl yürüterek biz bilgiyi elde ederiz ve böylece mutluluğa ulaşmış oluruz. İşte bu demin bahsettiğim Sokrates denklemi, yani akıl işte eşittir bilgi, doğruluk, gerçeklik eşittir mutluluk biçimdeki denklem aslında yapay ve yanlış bir denklem Nietzsche'ye göre. Çünkü insan mutlu olmak istediği için, yani akıl yürüterek sözde gerçekliğin bilgisine ulaştığı için mutlu olmak durumu değil, asıl fiilen gerçek olan şey, insan mutlu olmak istediği için, mutluluk istencine sahip olduğu için kendisini korumak, devamlılığını sağlamak, mutlu olmak, kendi güvende hissetmek vesaire, mutlu olmak istediği için bu sözde gerçekleri icat eder. Yani akıl yürüterek gerçekleri keşfettiği için mutlu olur değil. Mutlu olmak istediği için bu sözde gerçekleri kurgular, icat eder diye çok önemli bir açılım yapıyor Nietzsche. Ve
Felsefe tarihinin neredeyse ortaya atılan teorilerin birçok filozof tarafından ortaya atılmış birçok teori yerle bir ediyor. Bu daha gençlik döneminden itibaren başlıyor bu. Sonrasında da devam eden bir eleştiri bu işte. Putların alacakları anında da var bu eleştiri. Şimdi fakat orada da sıkıntı şu. Ya Helenistik dönem filozoflar için bu söylenebilir. Yani Stoacılar için hatta Epikuros kuşkucular için hani o hedonla ataraksiyanın ilişkilendirilmesinden dolayı. Fakat şimdi Sokrates, Platon hatta Aristoteles de bunlarda telos yani yaşamın amacı olarak ortaya konan şey eudaimonia. Şimdi eudaimonia kavramını biz mutluluk olarak çevirsek bu doğru olmaz. Yani bağlama baktığımız zaman burada kastedilen şey iyi bir ruha sahip olmak ya da iyi bir insan olmak, iyi bir ruhu taşımak ve erdemli olmak. Bu da erdemli olmakla olanaklı bir şey. Sokrates'e, Platon'a ya da Platon'daki Sokrates'e ve Aristoteles'e göre. Aristoteles'e zaten bulaşmıyor da yani Platon üzerinde duralım şu anda. Şimdi dolayısıyla yani demek istediğim şu ki yani buradaki şeyi eudaimonia'yı yani Sokrates'in, Platon'un ya da Platon bir amaç, nihai amaç, yaşam amacı olarak koydukları, ortaya koydukları eudaimonia'yı mutluluk olarak anlamak bir kere şey değil, yani doğru değil, yerinde değil. Yani burada erdemli olmayı kastediyorlar. Yani kişi çok acı da çekebilir, hiç mutlu olmayabilir. Eğer mutluluktan kastettiğimiz şey acılardan, korkulardan, endişelerden arınmışlık durumu ise bir çeşit tatmin olma, memnun olma, o anlamda eğer mutluluk terimini kullanıyorsak yani happiness, glücklichkeit, fröhlichkeit vesaire hani bu terimler şimdi düşündüğünde yani Platon böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani Platon çok acı da çekebilir insan ama yine de erdemli yaşayabilir. Yani burada öncelikli olan hani bir ataraksiya durumundan söz etmiyor Platon burada. O sonradan yani Platon sonrası filozofların daha çok odaklandığı bir durum. Şimdi onun için de bence hani o şey o eleştirisi ne kadar geçerli o da tartışmalı. Onu anlatmaya çalıştım. Şimdi Kant'a gelecek olursak toparlayayım. Yani Kant'ta tabii Kant 18. yüzyılda yaşamış bir Alman filozof. Orada daha çok Kant'ın kategorik imperatifi. Yani Kant işte der ki yani öyle bir eylemde bulun ki o öyle bir eylemde bulun ki o eylemin evrensel bir ilkeye dönüşmesini isteyesin gibi. Veya her zaman evrensel bir ilkeye göre eylemde bulun. Hani ahlaklı olmak böyle olanaklıdır ve bu kategorik buyruk diyelim isterseniz aynı zamanda aklın bize gösterdiği bir şeydir. Temelinde de bunun akıl vardır ve bu a priori zorunlu bir ilkedir. Şimdi yani burada yine Platon'da olduğu gibi nasıl Platon diyordu ki onu söyleyecektim aslında dedim. Yani Platon'un işte akıl yürütme yani akıl yürüterek bu erdemlerin özünü kavrama olayı vardı. Rasyonel bir yönü var tabii Platon'un bu anlamda. Şimdi Kant'ta da tabii Nietzsche bir rasyonelist perspektif olduğunu düşünüyor ve hani akla indirgemeci sanki insan birincisi insanın sanki hiç tutkuları, içgüdüleri, istençleri yokmuş gibi sadece salt akıldan oluşan bir varlıkmış gibi Platon'un düştüğü yanılgıya Kant'ın da düştüğünü düşünüyor. Bir yandan bir bu boyut var bir yandan da Kant'ın tabii bu evrenselciliği. Çünkü Nietzsche'ye baktığımız zaman aslında ahlak boyutunda, yani konu insan olduğunda ahlak, daha doğrusu insanın eylem ve seçim alanı ve değerler
boyutu olduğunda evrenselci ve veya nesnelci bir yaklaşım ortaya konduğunda Nietzsche işte bu özgür bir ruha sahip olarak yaratıcı bir yaşamın geliştirilemeyeceğini düşünüyor. Bu dini bağlamda da olsa böyle, rasyonist felsefi bağlamda da olsa böyle. Yani dolayısıyla Kant'ın yine o nasıl Platon'daki o değişmez, sabit, ezeli, ebedi formlar, idealardan rahatsız oluyorsa Nietzsche, Kant'ta da işte bu kategorik imperatifteki evrenselci ve akla indirgemeci yaklaşıma yönelik duyduğu bir rahatsızlık var. Bir taraftan da tabii mesela bu kendinde şey, o konu üzerine daha az dursa da aslında gençlik dönem metinlerinde bundan etkilenmiş. Hatta biraz Kantvari açılımlarda bulunmuş. O demin sözünü ettiği mesela ahlak dışı anlamda doğruluk ve alanlar üzerine başlıklı metninde. Ama sonradan mesela Schönbilim'de, Die Fröhliche Wissenschaft eserinde mesela orada baktığımız zaman orada şunu görüyoruz. Yani ya diyor ki kendinde şey hani Kant'ın yani bilinmeyen X, numenal olan şey, bilinmeyen şey. Yani insan zihninin şeylerin kendi içindeki hali diyelim isterseniz. İnsan zihninin yapısından, anlama yetilerinden bağımsız olarak, deneyimlerinden bağımsız olarak, kategorilerinden bağımsız olarak şeylerin kendi içindeki hali. Yani bir çeşit mutlak nesnellik durumu falan diyebiliriz belki buna. Yani şimdi Kant'ın tamam buna yönelik bir eleştirisi var. Aslında Nietzsche de o konuda bir anlamda Kant gibi düşünüyor. Yani bunun bilinemeyeceğini söylediği için. Fakat Nietzsche bir de şunu söylüyor. Yani o zaman hani bunun bilinemeyeceğini söylemek için bir şey gerekiyor. Yani yani orada bir problemli durum var. Bu bilinemeyecek olan şeyin var olduğunu nereden biliyoruz? Biçiminde bir sorgulama yapıyor. Yani bilinemeyen şeyin kendisinin bilinemeyen bir şey olarak var olduğunu, numenal bir boyutun olduğunu nereden biliyoruz? Onu da sorgulamaya başlıyor Nietzsche. O anlamda da tabii o genç dönemindeki yazdıklarından uzaklaşıyor sonradan tabii. Baştan ona katılıyor olsa da. Yani dolayısıyla hani bu zaten bir görünüşle, yine Platon'da olduğu şekilde görünüşle gerçeklik ayrımını ya da numenal olanı fenomenal olan ayrımının yapıldığı bir paradigmayı varsayarak bütün bunları kişi söyleyebilir. Oysa yani bu paradigmanın kendisi de hani sorgulanmalıdır. Yani hani fenomenci bir yaklaşımla bu işe girilse o zaman hiç numaradan falan da söz etmemek gerekir aslında. Yani fenomenci bir yaklaşımdan numenanın var olduğunu nereden biliyoruz? Tam bilinmez olduğunu söylüyoruz ya numena var dediğiniz anda bu da çok fazla iddialı bir şey. Ya dolayısıyla buradaki aslında Platon için benzer bir eleştiri yapıyor. Yani hani artık zaten bir noktadan sonra hani bu ayrımın yapılması, görünüşle gerçeklik ve numenal olanla fenomenal arasındaki ayrımın yapılmasının kendisi ya da bu karşıtın ortaya konmasının kendisi bir sorunsal haline geliyor, bir sorun oluşturuyor. Yani burada da tabii enteresan bir eleştiri getiriyor. Şimdi tabii tekrar gençlik dönemi eserine de kısaca toparlıyorum. Orada da mesela bir söylediği ilginç şey daha var. Şeyde doğru, ahlak dışı anlamda doğruluk ve yalanlar üzerine metninde. Mesela aslında tek doğru olan şey totolojilerdir. Onların da içi boştur. Yani A eşittir A ya da Leibniz deyişle mesela bütün bekarlar evli değildir. Zaten bekar demek evli olmamak demek. Yani bize yeni bir şey aktarmıyor. Yani onun dışında her şey aslında dilde Nietzsche'ye göre ve algıda, o metin bağlamında konuşuyorum şu anda. Dilde ve algıda asimile olur. Yani biz her şey kendi dilimiz üzerinden, yani aslında orada dille düşünce arasında bağlantı kuruyor. Hani Wittgenstein de o anlamda, Ludwig Wittgenstein de öncelediğini söyleyebiliriz. Dilde asimile oluyor ve veya
algıda, insan algısında asimile oluyor. Yani biz o dış gerçekliği böyle olduğu gibi ilahi boyutta olsun ya da olmasın fark etmiyor. Olduğu gibi kendi içine nesnel veya evrensel bir biçimde kavrayamayız, anlayamayız. Ama Nietzsche yine bakıyoruz metinlerine bir bütün olarak baktığımız zaman daha çok ahlak felsefesinde yani etikte bu tür yaklaşımların ortaya konmasına karşı çıkıyor. Yani bir de bunu mesela ifade etmek gerekiyor. Mesela işte Güç İstenci adı altında yayınlanan notlarında bir yerde mesela işte olgular yoktur. Pozitivistlere şunu söylemeliyim ki olgular yoktur. Sadece yorumlar vardır biçimde bir ifadesi vardır. Şimdi mesela bunu cımbızlayıp alıyorlar. İşte Nietzsche olguculuğa karşı diyorlar. Yani her şeyin olgulara indirgenmesine karşı tabii. Her şeyi sadece olgularla anlayamayız. Ama yani Nietzsche'nin asıl derdi, hani bunu cımbızlama işlerini yapanlar acaba Nietzsche'nin hem tek tanrıcı dinlere yönelik eleştirilerini dikkate alıyorlar mı birincisi. Hem de acaba Nietzsche'nin mesela empiristlere yönelik, yani deneyimcilere yönelik. Neden neredeyse hiç eleştirisi yok? Mesela Aristoteles'le, John Locke'la, David Hume'la, Platon ve Kant'la uğraştığı kadar uğraşmıyor. Ondan sonra neden mesela Darwin'den bu kadar etkilenmiş? Yani neden Epikuros'un şeyine de empirisizmine de önem veriyor? Yani Nietzsche aynı zamanda bir şey, yani pozitivisttir demiyorum tabii de, yani bir naturalist diyebileceğimiz bir yönü var. Dolayısıyla yani Nietzsche mesela ne bileyim Newton yer çekimi yasasına yönelik ya da Kopernik'in heliosentrik astronomi kuramına yönelik falan bir eleştirisi yok. Yani doğa bilimlerini bir hedef haline getirmemiş. Ama şeyin hani akademide tabii bilimin belli bir yorumu bilimin belli bir bilimci yaklaşımla insanın ve toplumun anlaşılmasına yönelik bazı eleştirilerin olduğunu belki söyleyebiliriz. Ama bir taraftan da şeye yönelik ahlak felsefesinin yani etiğin bir takım rasyonist akla indirgemeci perspektifle ele alınması, rasyonist ve metafizik bir perspektifle ele alınmasına yönelik eleştirilerinin daha odak noktada olduğunu görüyoruz. Onun için hani epistemoloji içerisindeki deneyimci akımla ve veya doğa bilimleriyle ve veya doğa bilimlerinin yöntemleriyle veya bir disiplin olarak doğa bilimleriyle uğraşmıyor. Onlara karşı bir meydan okuması falan yok öyle sürekli arz eden. Yani şey yapan hatta hiç yok bile diyebiliriz. Yani bir iki tane problem aforizma var işte şen bilimin içinde. Yani onlar da dediğim gibi şeyle alakalı. Yani ben öyle yorumluyorum. Yani belli bir bilim yorumu üzerinden orada bilim sözcüğü kullanılmış. Kategorik olarak bilimlere karşı olmak anlamında bir ifade yok. Olsaydı o diğer metinlerinde tekrar ederdi ve açılımları olurdu. Yani baktığımız zaman doğa bilimlerine karşı bir felsefe geliştirdiği falan yok. Tabii ki her şey olgulara indirgenemez, olgular üzerinden sadece olgular üzerinden anlaşılamaz ama yani sonuçta mesela anatomi ya öyle yerler var ki hani insanın fizyolojisi ve anatomisi anlaşılmadan insan anlayamayız dediği yerler var. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani fizyolojiye, anatomiye, insan bedeni, ya yani bunlar çok önemli. İnsanı bir salt tek başına bir ruh olarak anlayamayız. Yani hani özgür ruh diyor ama Freisgeist Almanca orijinal terimin ama free spirit, free soul neyse özgür tin. Yani özgür tin demek biz sadece salt ruhlardan ibaretiz. Bizim sadece işte ruh derken metafizik bir şey kastetmiyor. Tutkularımız, içgüdülerimiz, duygularımız,
aklımız, hafızamız var falan. Hani o sadece onu söylemiyor ki, insan bir de bedenselliği var. Hatta Hristiyanlığa yönelik en büyük eleştirisi bu. İnsanın bedenselliğini yok sayan bir dinle karşı karşıyayız. İnsanın cinselliğini yok sayıyor, bedenselliğini yok sayıyor. Hatta şen bilimde mesela bilinç altından çok sık olmasa da birkaç yerde bilinç altından söz ediyor. Yani Freud'u bile önceliyor anlamda. Yani bilinç altını da bizim insana özgü bir şey. Onun da anlaşılması gerektiğini ifade ettiği, ima ettiği yerler var. Şimdi dolayısıyla böyle çok yönlü diyelim isterseniz. Yani bir filozof, biraz çok konuştum. Sorunun yanıtı da uzun oldu. Burada nokta koyayım da sorularınız varsa onlara yanıt vermeye çalışayım. Uzun cevap gerektiren bir konuydu aslında. İyi ki de geniş geniş anlattınız. Eminim yayın tekrarını paylaştığımda burayı özellikle bir daha izleyecekler, dinleyecekler vardır. Ben biraz bahsetmiş olsanız da köle ahlakı ve efendi ahlakı üzerinde biraz daha durmak isterim. Yani gerçekten de Nietzsche'nin ahlak anlayışı tam olarak nedir ve nasıl eleştiriler getirmiştir? Çünkü Nietzsche deyince genellikle bazı kavramlar onunla beraber geliyor. En azından bizde. Ve özellikle internet ortamında. İşte güç istenci, übermensch kavramı, köle ahlakı, efendi ahlakı, bengi dönüş vesaire. Bengi dönüşü daha sonra tekrardan soracağım ama ahlakına eğer değinebilirsek çok sevinirim. Evet, şimdi üçü de tabii daha popüler olan, daha çok ön planda olan ama aslında hani tüm eserlerinde sürekli arz etmeyen ama yine de önemli olan konular, öyle söyleyeyim. Şimdi Ahlakın Soykütüğü eserinde tek bir konu bu. Ve aynı zamanda şeyde iyinin ve kötünün ötesinde de kısmen, tamamı bununla ilgili olmasa da kısmen bundan söz ediliyor. Yani burada aslında Nietzsche ahlakın sosyolojik ve psikolojik temellerini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani belki de hatta bilimsel bir iş yapıyor bile diyebiliriz. Yani ahlakın sadece böyle hani ahlak dendiğinde çünkü insanların aklına gelen hemen dindir. O dönemde özellikle. Hani ve öncesinde. Bu 18. 19. yüzyılda kırılmaya başlanmış olsa da belli dar çevrelerde popüler bağlamda, popüler kültürde diyelim isterseniz dinle ilişkili bir şey. Şimdi Nietzsche burada bir şöyle hamle yapıyor. Yani bunun soykütüğünü ben çıkaracağım diyor ama bunu da yani tarihsel, sosyolojik, psikolojik analizler üzerinden yapıyor. Ve yani Hristiyan ahlakının aslında hani ahlak deyince Hristiyan ahlakı Avrupa kendi yaşadığı coğrafyada ilk akla gelen şey olduğu için ya bu aslında köle işte Roma biliyorsunuz Hristiyanlığın doğuşu şöyle yani İsa öncüsü tabii Tanrı'nın elçisi peygamber olduğu düşünülüyor. İşte onun takipçileri var. Paulus asıl Hristiyanlığı tabii sistematik bir biçimde geliştiren, öğretiyi geliştirenlerden birisi. Ve bunların ikisi de Roma dönemindeki Musevi cemaatinin üyeleri. Yani ikisi de Musevi, Yahudi. İsa da, Paulus da. Paulus Tarsuslu, bizim Mersin Tarsus. Şeyde, İsa da Betlehemli, bugünkü Filistin, İsrail işgali altında. Babası da Nazaretli, bugünkü İsrail toprakları. Şimdi dolayısıyla bunlar Musevi, işte bugünkü Kudüs'te de çağırmaya gerildiği düşünülüyor İsa'nın. Şimdi bunlar Roma'nın Musevi cemaatin üyeleri. Fakat İsa peygamberliğini ilan edince hem tabi Romalılar zaten Musevi cemaatinden rahatsız çünkü bir takım Musevi isyanları oluyor dönem dönem. Dini farklar var. Romalılar pagan, çok tanrıcı pagan. Museviler tek tanrıcı, bir tanrı vardır diyorlar ve hani dini ayrılıklar var. Gelenekler, töreler ayrı.
Ondan sonra hani Museviler sadece, yani daha doğrusu tapındıkları tanrı başka bir tanrı. Onu en üstte görüyorlar. Romalılar bunu kendi hiyerarşik modellerine aykırı bir çeşit isyan gibi algılıyorlar. Ve tabii yani İsa, bir de bunların başına İsa çıkınca peygamberini ilan edince Romalılar da rahatsız oluyor. Bir de Musevi cemaati de rahatsız oluyor. Farklı gerekçelerle. Çünkü Musevi cemaati onun beklenen peygamber olduğuna inanmıyor. Hatta rivayete göre Romalılara İsa ihbar eden, işte bu adam arıza çıkartıyor diye, şimdi ben onu kendi şeyimle yani birebir ifade olarak söylemiyorum da, hani o olup bitenlere, rivayette göre olup bitenleri biraz daha iyi anlayalım diye avam bir ifadeyle anlatmaya çalışıyorum şu anda. Yani onu bir çeşit arıza gibi görüyorlar. Yani hem Romalılar arasında sorun çıkaracak, hem çünkü bir kişinin ben tarihin elçisiyim demek ne demek? Yani çok iddialı bir şey. Yani Roma İmparatoru'nun otoritesine meydan okumak bu aynı zamanda. Bir taraftan Musevi cemaat de rahatsız. Şeyden dolayı, nereden çıktı bu elçi? Biz inanmıyoruz bunun beklenen peygamber olduğuna. Dolayısıyla iki taraftan hedef haline geliyor İsa ve Romalılar bunu çağırmaya geliyorlar ve yani hikayeyi anlatmam nedeni, hani Nietzsche'nin o eserini daha iyi anlayabilelim diye anlatıyorum. Nietzsche bunları uzun uzun orada anlatmıyor. Ben şimdi anlatıyorum. Daha iyi anlayalım diye. Ve şey, çağırmaya girildikten sonra en adi suçların cezalandırılma usulüyle cezalandırıldıktan sonra işkence edilerek, ayakları elleri bir şeye çivilenerek, işte bugün haç dediğimiz formdaki şeye çivilenerek ölüme terk ediliyor ve can çekişerek, ve bu tabii büyük bir travma yaratıyor şeyde, onun takipçileri arasında. Sayıları sınırlı. Şeyden bahsediyoruz. Birinci yüzyıl. Şimdi tabii bu sonradan biliyorsunuz şeyde, dördüncü yüzyılda, daha doğrusu birinci yüzyıl ile dördüncü yüzyılın arasındaki dönemde bu Hristiyanlarla Romalıların mücadelesi. Yani Hristiyanlar giderek taraftar sayısını arttırmaya başlıyorlar. Bir de bir mağduriyet durumu var zaten. Haksız yere Romalılar tarafından katledilmiş şey ve bir fraksiyon olarak, yani Musevilikten bir fraksiyon olarak çıkıyor. Yani Paulus'la İsa aslen Musevi olduğu için ve yeni bir din, Hristiyanlık dini ortaya çıkıyor ve bu din bu yüzyıllar içerisinde Roma topraklarında her zaman geçtikçe daha çok taraftar bulmaya başlıyor. Şimdi bunun da temel nedeni, yani köle hani ahlak dediğin için, yani köle sınıfında, Roma köle sınıfında bunlar çok fazla taraftar buluyorlar. Çünkü köleler ezilen sınıf Roma'da. Her şey bunlara yaptırılıyor. Yani soylu sınıf var. İşte yönetici sınıf, soylu sınıf. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Köle Ersan Bey, şu anda sesiniz gitti, internetinizde bir kopukluk var. bir dakika, ben o zaman Çıkış yapmanıza gerek yok. Birazdan düzelir diye tahmin ediyorum, internetle alakalı. Şu an daha iyi. Tamam, tekrardan ikimizi veriyorum. şey, internetten çıkarmışsın canlı yayında. Şöyle ikimizi verdim. Evet. Bir Şimdi mücadeleden bak, bahsetmiştiniz en son. varsa oradan çıkmalarını rica ettim. Evet. Şimdi ne diyordum ben? Son Var mı şu kaldığınız anda kısım. görüntü ve... Evet, şu an iyi. Şu an hiçbir sıkıntı yok. En son bu köleler ve efendiler mücadelesindeydiniz Roma'daki. Ha, evet. Şimdi şey, şimdi tabii şey meselesi, bu Roma'nın köle sınıfında çok taraftar buluyorlar. Çünkü Hristiyanlığın öğretisinde şu var.
Birincisi, hepimiz Tanrı'nın eşit kullarıyız. Ve burası Tanrı'nın krallığıdır. Yeryüzü Tanrı'nın krallığıdır. Yani bu cümle bile tek başına Roma İmparatorunu yok saymak demek. Yani Tanrı kim? Yani en büyük otorite Roma kralının kendisi. Hatta kralın kendisi, Roma İmparatorunun kendisi tanrısallaştırmış artık bir noktadan sonra. Dolayısıyla yani burası Tanrı'nın krallığıdır ve hepimiz Tanrı'nın eşit kullarıyız. Hepimiz eşitiz, hepimiz birbirimizi sevelim. Statümüz ne olursa olsun, köle, soylu sınıf, yönetici sınıf vesaire. Şimdi böyle bir öğreti tabii Roma'nın köle sınıfına çok taraftar topluyor. Ve onların özgürleşmesi demek çünkü. Kölelikten kurtulması demek aynı zamanda. Şimdi Nietzsche'nin burada sunduğu katkı şu, diyor ki ya bunlar ahlaki bir çıkış ortaya koyuyorlar gibi görünüyor ama aslında bütün dertleri kölelikten kurtulmak. Yani efendi sınıfını alaşağı edip zaten onların yerini almak. Yani zaten fiilen de olan orta çağa baktığımız zaman aslında Nietzsche'nin tespiti doğru. Hani ahlaki bir çıkış gibi eşitlik vaadi şu bu falan gibi görünse de, eşitlik talebi gibi görünse de. Sonra bu ezilen köle sınıfı Hristiyanlar, Hristiyanlığın 4. yüzyılın itibaren Roma, daha doğrusu 4. yüzyılın ortasında Roma İmparatorluğu'nun da Hristiyanlığı resmen benimsemesiyle zaten işte Roma'da artık Hristiyanlığa geçmiş oluyor. Geçtikten sonra ne oluyor? O hiyerarşik model, yani Hristiyanlar bu sefer efendi oluyor. Bunlar da kendi kölelerini yaratıyorlar. Bu sefer başkalarını baskı altına alıyorlar. Bir hiyerarşi kuruyorlar. Yani aslında burada şunu anlatmaya çalışıyor. Yani burada bir tarihsel koşulların içerisinde bir sosyolojik, psikolojik bir de bir hınç kültürü var tabii. İşte ezilenlerin ezenlere yönelik hınç duyması ve onları işte iktidardan indirmesi ve iktidara geçme istekleri. Ve sonra iktidara geldikten sonra onlar efendi oluyor. Yani aslında burada bir eşitlik, ahlak, değerler falan filan bunlar hikaye. Hani biraz şimdi şey yapıyorum, dili hani basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Bir iktidar mücadelesi var. Ezilenlerin iktidara gelmesi mücadelesi. Bir ahlak, değerler maskesi altında. Yani burada aslında Nietzsche bir hani tarihsel, sosyolojik, psikolojik bir analiz ortaya koymaya çalışıyor. Ben onu öyle anlıyorum. Şimdi bir de şey sormuştunuz iki şeyde. Ha, üst insan. Şimdi üst insan konusu da böyle konuştu Zerdüşt'te karşımıza çıkıyor. Şen bilimde yüzlerce sayfa için bir iki yerde karşımıza çıkıyor. Çok odaklandı bir kavram değil ama seks apeli çok yüksek bir kavram. Üst insan, übermensch. Onun için çok popüler. Dolayısıyla tabi hep yoruma açık. Yani Nietzsche yorumcuları bunu farklı biçimlerde yorumlamışlar. Benim o konudaki tavrım biraz daha analitik yaklaştığım için olaylara ve metinlere de sadık kalmak istediğim için ve Nietzsche'ye de sadık kalmak istediğim için hani o konuda çok keskin bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi de bunu çok sistematik bir biçimde açıklamadığı için, temellendirmediği için ve tüm metinlerinde de böyle düzenli, sürekli bir şekilde bunu gündeme getirmediği için biraz onun da ruhuna ya da metinlerine veya metinlerine bağlı kalmayı tercih ettiğim için çok fazla iddialı bir şey de söylemek istemiyorum. Onu odak noktaya da koymak istemiyorum. Yani benim yorumlama biçimim böyle diyeyim en azından. Ama illa bir şeyler söyleyeceksek bu konuda üst insan tabii ki yani sürü zihniyetin üzerinde onu aşan belki bu özgür ruh, özgür tin kavramıyla özdeşleştiremesek de ilişkilendirebileceğimiz bir şey, boyut.
Dolayısıyla yani bunu öyle anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu zaten hani herkesin yani aslında bu bir tasarım da denebilir belki. Ya yani özgür ruhun daha ötesinde bir şey. Hatta belki de hani fiilen var olmayan bir hani şey üst en üst nokta diyelim isterseniz. Yani insan zaten o en üst noktayla o en altın arasında işte sıkışık kalmış bir varlık gibi de belki bunu hani o arada kalmışlığı anlatmak için kullandığı bir terim olarak da belki algılayabiliriz. Şimdi Bengi döngüde ben onu şöyle yorumluyorum. Yine aynı şekilde çok üzerine durduğu bir kavram değil. Metinlerine bir bütün olarak bakarsak. Ama çok popüler bir kavram. Çok üzerinde yazılmış, çizilmiş bir kavram. Yani onu ben yaşamı olumlamak, özellikle Şen bilimde bu konuda söylediği birkaç önemli şey var. Yani yaşamı olumlamakla veya olumsuzlamakla ilişkili olarak anlıyorum ya da anlamaya çalışıyorum. Yani orada mesela şöyle bir şey vardır Nietzsche'nin ifadesi. Mesela öyle bir şey düşünün ki diyor, bir çeşit düşünce deneyi bu aslında. Sizin yaşamı olumlayıp olumlamadığınızı anlayabilmeniz için. Öyle bir şey düşünün ki yaşadığınız her şey aynı şekilde tüm acılarıyla ve ağzıyla aynı şekilde bunu sonsuza dek tekrar yaşadığınızı düşünün. Yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz, bitiyor. Sonra hop tekrar başa dönüyorsunuz. Tekrar aynı şeyi yaşıyorsunuz. Sonsuza dek böyle bir döngüsellik içerisinde bulunduğunuzu düşünün. Ve bunu kendinize sorun. Bunu kabul eder misiniz, etmez misiniz? Eğer ben bunu kabul ediyorum diyorsanız siz yaşamı olumlamış oluyorsunuz. Yani tüm ya o şeylerine rağmen, trajik boyutuna rağmen tüm acı ve hazlarıyla birlikte aynı şeyi tekrar yaşayabilirim diyorsanız. Yani öte dünyaya kaçmıyorsanız. Öte dünyacılığı tercih. Hayır ben bunu bir daha yaşayamam. Ben başka bir boyuta geçmek istiyorum. Ne bileyim cennete gitmek istiyorum falan. Demiyorsanız tüm trajikliğine rağmen işte siz o zaman o yaşamı olumlamış oluyorsunuz. Dünyevi olanı olumlamış oluyorsunuz ve nihilizme karşı durmuş oluyorsunuz. Antinihilist bir konuma geçmiş oluyorsunuz nihilizmin o anlamıyla. Hiçlik istencinden çıkmış oluyorsunuz. Öte dünyacı arayışlardan ki buna korkaklık diyor aslında Nietzsche. Yani bu korkakça bir davranışın içine girmemiş oluyorsunuz. Cesur, yani güçlü olmuş oluyorsunuz. Yani bunu bize anlatmaya çalışıyor Bengi dönüş kavramı üzerinden diye düşünüyorum ben. Ben Yoksa hani bir kaderci, bir metafizik teori falan filan geliştirdiğine inanmıyorum. Öyle yorumlar var ama ben onlara katılmıyorum. kendi anladığımı sizin de anlattıklarınızdan yola çıkarak şöyle özetleyeyim. Bengi dönüş kavramını zaten yorumda yazmışlar. True Detective gibi birkaç tane dizide genellikle sanki bir hakikatmiş gibi aktarırlar. Şöyle yorumlarlar. Zaman düz bir çemberdir. Bugüne kadar yaşadığımız her şeyi binlerce defa yaşadık ve binlerce defa bir daha yaşayacağız. Big Bang ve Big Crunch gibi düşünmek lazım. Yani sürekli bir başa dönme durumu yaşanacak. Bu şekilde anlıyorlar. Halbuki sizin aktarmaya çalıştığınız şu. Eğer bugüne kadar yaşadığın şeyleri baştan yaşamaya razıysan, bir pişmanlığın yoksa, dik durabiliyorsan, hayatı doğru düzgün yaşamışsın ve kuvvetli bir insansın demektir. Doğru mudur? Yani tam olarak öyle değil. Yani pişmanlık ifadesini orada kullanmıyor da hani öyle yorumlanabilir tabii. Yani o da öyle yorumlanabilir ama daha ziyade hani ben öte dünyaya kaçmayı tercih etmezdim. Mesela cennete gitmeyi istemezdim ya da öte dünya başka bir boyut aynı şeyi bir daha yaşamak istemezdim. Başka bir boyuta gitmek isterdim ya da öyle anlatalım isterseniz. Ben aynı şeyi bir daha tahammül edemem, bir daha yaşayamam. Ben başka bir boyuta
Başka bir şeylere ya da yaşamak isterdim, öyle diyelim isterseniz. Bir daha aynı şeylere katlanamazdım. Dediğiniz zaman aslında ya bir çeşit yaşadıklarınızdan da kaçmış oluyorsunuz. Oysa bu bengi döngü, ya bu ne diyelim ona, bir olasılık, bir ya da düşünce deneyi gibi düşünün bunu. Bu olasılıklar, böyle bir şey olası olsaydı yani bunu kabul eder miydiniz diye sorduğunda kabul ederim dediğiniz zaman siz aynı zamanda tabii amor fatile de ilgili bir şey bu. Aynı zamanda ya da kaderini sevmekle de ilgili bir şey. Yani bu mecazi anlamda bunu tabii yine belki yorumlamak gerekebilir. Siz orada aynı zamanda yaşamı olumlamış oluyorsunuz. Yani kastettiğim şey şu değil. Yani daha doğrusu o anladım. Evet öyle biliyorum. Bilincindeyim. Öyle yorumlayanlar var. Yani burada bir zaman teorisi falan ortaya atıyor Nietzsche sanki. Bildiğiniz böyle bir şey Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. yani mecazi bir anlam Evet. yok burada. Burada literally adam zamanın döngüselliğinden yaşanan şeylerin tekrarından sonsuza dek aynı döngü içerisinde geliştiğini aslında bize anlatıyor gibi yorumlayanlar var. Bunu yapanlar Ben genelde öyle Nietzsche'yi yorumlamıyorum. mistik yapmaya Ben oradan çalışıyorlar. öyle bir şey çıkartmıyorum. Efendim? Bunu yapanlar genelde bunu bir zaman teorisiymiş, bir inançmış gibi göstermeye çalışanlar genelde Nietzsche'yi Uzak Doğu felsefesiyle bütünleştirmeye çalışıp daha mistik göstermeye çalışıyorlar. Bunu birkaç Ya yerde o gördüm zaten yani. kolay. O tam bir fiyasko. Yani ben hani Nietzsche'nin açık açık çünkü mistisizme yönelik çok açık hedef, doğrudan hedef aldı. Size bir sürü şey metinleri okuduğunuzda görürsünüz zaten. Evet. O hiç olmayacak bir şey. Yani o zaten mistisizm şeydir. Ya nasıl iman gerçeği istememek demektir diyor mesela. Mistisizm içinde buna benzer ettiği laflar var. Yani insanın kendisini bitirmesi, yok etmesi. Bir çeşit kamikaze gibi görüyorum mistisizmi. Yani bu terimi kullanmıyor ama bu anlama gelen ifadeleri var. Dolayısıyla ya insanın kendi ruhunu yok etmesi demek zaten bu şey mistisizm. Dolayısıyla hani o hiç olmayacak bir şey. O zaten şey ama hani mistisizmle Nietzsche'yi sentezleme girişimlerinden bağımsız olarak da bu yapılmaksızın da hani Schopenhauer için onu yapabilirsiniz. Zaten yapılıyor. Schopenhauer kendisi bunu yapıyor zaten. Ama Nietzsche için bunu yapamazsınız. Ve Nietzsche zaten Schopenhauer'dan ayrılmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu. Ya o tam Nietzsche'yi çarpıtmak anlamına geliyor. Cehaletin en doruk noktası o. Yani Nietzsche ile Uzak Doğu mistik akımlarını bağdaştırmaya çalışmak. Şimdi neyse, ha ne diyordum? Evet, yani aslında bir şey de demiyordum. Sizin sorunuza cevap veriyordum. Ben Katılıyorum. Evet, onu hatırlatmanız iyi oldu. Bu da popüler kültürdeki en büyük ne yazık ki şeylerden, fiyaskolardan bir tanesi Nietzsche ile ilgili olarak. Nietzsche ülkemizde en çok okunan ve en çok yanlış anlaşılan adamlardan biri. Bir de Marx vardır öyle. Herkes Marx'ın kapitalini alır ama pek de okumazlar. Okumuş gibi davranırlar. Maalesef bu yüzden de etrafta çok alakasız alakasız şeyler dolaşır. Hatta yayın sonuna doğru bununla alakalı bir soru soracağım size. Yalnız ahlak sorusunu tam doğru soramadığımı fark ettim. Bu yüzden şöyle toparlamak isterim. Nietzsche'nin Tamam. Dostoyevski okuduğunu biliyoruz. Ve Suç ve Ceza'da Raskolnikov'un da ahlaktan bahsederken bir takım cesur söylemlerde bulunduğunu görüyoruz. Örneğin işte orada illa da üst insan bulmak gerekirse mesela Newton gibi bir insan için 20 tane 50 tane işçiyi feda etmek mümkündür. Veya üst insanlar, başarılı insanlar, dahiler suç işlese bile suç sayılmaz aslında. Yani ahlakın göreceli olduğu konusuyla alakalı bir takım yazılar var. Ben Nietzsche'nin buna nasıl baktığını merak ediyorum daha çok. Ona göre ahlak insana göre değişiyor mu? Çok başarılı Evet. biriyle çok vasıfsız birisi aynı ahlaka mı sahip olmalı? Aynı mı değerlendirilmeli? Evet. Şimdi bu tabii en zor sorulardan birisi. Neden diyecek olursanız Nietzsche'nin bu konuda yeterli bir yanıt verdiğini düşünmüyorum.
Belki kendi içine tutardı. Çünkü şöyle bir şey yapsaydı, mesela bir Platon gibi, Aristoteles gibi ya da David Hume gibi ya da Spinoza gibi bir ahlak felsefesi, bir etik ortaya koysaydı ya da Kant gibi, belki kendisiyle çelişebilirdi. Yani işte çünkü şeyi çok fazla vurguluyor. Hani kişinin yaratıcı olması, kendi değerlerini kendisinin yaratması. Eğer deseydi ki hani erdem şudur veya değerli olan şey budur ya da en iyi, en ahlaklı yaşam biçimi budur, şudur falan deseydi o kendisiyle çelişebilirdi. Hatta sanki insanlara bir reçete öneriyormuş gibi bir izlenim doğabilirdi. Onun için ben özellikle bundan kaçındığını düşünüyorum ve bu konuya girmiyor. Bu tabi bu bir yetersizlik olarak görülebilir. Yani Nietzsche'de mesela bir toplumsal bilinç de yoktur. Bana göre Nietzsche'nin en büyük eksiklerinden birisi bu mesela. Yani bir siyaset felsefesi yok. Kimi zorluyor işte oradan bir siyaset felsefesi çıkartmaya çalışıyor ama biraz zorlama bence. Yani bir şey toplumsal bağlamda bir kuram ya da bir toplum kuram, toplum teorisi geliştirmemiş. Ve yine ahlak toplum meselesi çok iç içe şeyler zaten. Bir ahlak felsefesi de yani bu bağlamda en azından ahlak üzerine bir şeyler söylediğine göre yani ahlak üzerine felsefi bir şeyler söylediğine göre bir ahlak felsefesi var tabii. O anlamda bir etiği var ama hani sizin sorduğunuz içerikte yani normatif anlamda yani non-normatif bir şeyler söylüyor. Normatif olmayan boyutuyla ilgili etiğin ahlak felsefesinin normatif olmayan boyutuyla ilgili bazıları meta etik dedikleri şey bu. O bağlamda bir ahlak etiği var ama normatif bir kuram, normatif çerçevede bir kuram geliştirmiyor. Şimdi yani bu tabii Nietzsche'nin belki en çok eleştirilebilecek, benim de eleştirdiğim yönlerinden birisi ama çok da tabii şey yapamıyorsunuz yani bizim haddimiz değil zaten de yani o kadar önemli şeyleri ortaya koymuş, niye bu konuda bir şey demedin diyecek halimiz yok. Ama yani ama yine de bu tespiti yapmamız gerekiyor. Ya analitik olarak bu konuda bir şey var. Yani bu konuda bir boşluk var Nietzsche'de. Ha şu şöyle yorumlanabilir belki bu. Yani hani şey gibi değil. Mesela Marx için ben hep söylüyorum. Ya kapitalizmi çözümlemek için o kadar zaman harcamış ki sosyalizm ne olduğunu anlatmaya zamanı kalmamış. Ya bu Nietzsche'de sanki böyle bir şey yok gibi hissediyorum ben metinlerine baktığım zaman. Ya işte zamanım olsaydı ben de belki bir ahlak felsefesi, normatif bir ahlak felsefesi ve bir siyaset felsefesi yani teorisi ortaya koyardım gibi açıkçası bir sonuca varamıyorum. Çünkü çok da Nietzsche'nin şeye inancı yok. Kitlelere inancı yok. Ya halktan, kitlelerden bir şey çıkmaz. Havası bu. Yani bu özgür ruh dedik ya mesela aslında ilk sordunuz bunu. Yani bu özgür ruh dediği şey zaten nadir olan. Belli başlı insanlar ancak sürü zihniyetinden kopabilirler. Yaratıcı insanlar, dahi insanlar adına ne dersek diyelim, özel insanlar. Ya bunu kitleselleştirmekle ilgili bir iddiası yok zaten. Metinlerin hiçbir yerde böyle bir iddia yok. Yani onu ilk sordunuz. Hepimiz kitlesel olarak özgür ruhları olalım. Mesela şeyden bahsediyor. Özgür ruhların sayısı Avrupa'da özellikle giderek artmaktadır, artacaktır falan gibi birkaç ifadesi var ama hiçbir yerde halk bir bütün olarak toplumun tamamı özgür bir ruha sahip olacak, toplumsal olarak özgürleşeceğiz diye bir şey yok. Bir tezi yok, bir düşüncesi yok. Hatta aksine dair bu kitlelerden bir şey olmaz. İşte çoğunluk dediğiniz şey her zaman beladır. Çoğunluktan uzak durun. Yani hani o anlamda Kierkegaard'la yine aynı kendi çağdaşı 19. yüzyılda yaşayan Søren Kierkegaard'la benzerlikleri var. Kierkegaard her ne kadar Hristiyan olsa da yani Hristiyanlık işte o da Hristiyanlığı kendisine göre özgün bir yorum getirmeye çalışıyor en azından.
Yani Nietzsche'nin böyle bir kaygısı yok. Dolayısıyla tabii şimdi bir ahlak felsefesi de tabii aynı zamanda bir toplumsal bilinci de tabii gerektirdiği için normatif anlamda bir ahlak felsefesinden bahsediyorum. Nietzsche'nin böyle bir derdi yok benim anladığım. Ya onun için de aslında kendi içine tutarlı normatif bir ahlak teorisi geliştirmemiş olması ve buna bağlı bir siyaset felsefesi, bir siyaset teorisi de geliştirmemiş olması ya da felsefi bir teori, siyaset üzerine felsefi bir teori geliştirmemiş olması da aslında kendi içinde tutarlı diye düşünüyorum. Buradan illa bir siyaset felsefesi çıkartmaya çalışmak hem çok yapay zorlama hem de Nietzsche ile de bence Nietzsche'nin temel paradigması ile çelişecek bir şey olduğunu düşünüyorum Bence yeterli bunu. bir cevaptı. Teşekkür ederim. Şimdi biraz daha Nietzsche'nin son zamanlarıyla alakalı sorular sormak istiyorum. Çünkü yayın bitiyor. Adamın nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü gördük. Bir de nasıl veda ettiğini görmek lazım. Nietzsche'nin ömrünün son yıllarında bir bunalım yaşadığını görüyoruz. Özellikle zayıflığı sürekli eleştiren birisi olmasına rağmen kendisi bir atın kırbaçlandığını gördüğü zaman hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Bu konuyla alakalı ne düşünmek lazım? Nietzsche'nin fikri mi değişiyordu yoksa kendi söküğünü mü dikemiyordu? Evet, yani o bir muamma. Yine o konuda da çok spekülasyon var. Ben de spekülasyonlara çok girmek istemem. İşte rivayete göre bir işte atın uzun bir süre kırbaçlandığını gözlemlediği anda işte ağlayıp ata sarıldığı rivayet edilir. Şimdi ve bu işte son dönemlerinde yani Nietzsche'nin dediğiniz gibi bir ruhsal bunalıma girdiği söylenir. Hatta kimine göre bu şey işte gençlik döneminde cinsel yolla bulaşan bir hastalığın bir sonucu olarak bunun nüksettiği söylenir ama bilmiyoruz tabii hiçbirimiz. Yani böyle bir bunu kanıtlayan bir tıbbi rapor falan güvenilir bir rapor yok. Dolayısıyla bunların hepsi birer spekülasyon, rivayet. Yani acaba gerçekten son, mesela Nietzsche delirdi, son yıllarında delirdi falan gibi şeyler de var, iddialar da var. Yani o andaki son yıllarındaki işte kız kardeşin ona baktığı yıllar bu artık. Nietzsche'nin yazamadığı, artık yazamıyor artık, yazamayacak noktaya gelmiş. Yani bir çeşit artık şey mi bilmiyoruz. Yani bir cinsel yolla bulaşmış olan bir hastalığın sonucu mu, bir zihinsel hastalık mı, yoksa bir depresyon mu, bir bunalım mı, ya da bir suskunluk, bir sessizlik mi, ya da bir yaşlılığın getirdiği, çünkü zor bir yaşam olmuş zaten, sağlık sorunları var, ekonomik sorunları var vesaire. Bir erken bunama durumu mu falan. Yani bunların hepsi bir olasılık, öyle söyleyeyim. Yani bazıları hatta bu vesileyle sevgili Oruç Arıroba'yı da anmış olayım. Onun da ölüm birinci ölüm yıl dönümü yaklaşıyor. Şimdi Oruç abi malum Nietzsche'nin şeyi Antikrist eserini Türkçe'ye kazandıran Deccal'i Türkçe'ye çeviren kişi Nietzsche ile çok çok ilgilenmiş. Nietzsche'yi çok iyi bilen kişilerden birisi Türkiye'de. Onu da bu vesileyle anmış olayım burada. Geçen yıl kaybettik ne yazık ki. Mesela onunla biz özel bir sohbetimizde rakılarımızı yudumlarken Asos'ta gecenin bir vakti bana şey dediğini hatırlıyorum. Ben Nietzsche'nin son yıllarında delirip delirmediğinden emin değilim yani. Hani o konudaki kuşkularını dile getirmişti. Çok keskin bir şey söylememişti ama yani bunun bir tartışma konusu olduğunu ifade etmişti. Yani
Hani gerçekten delirmiş miydi, yoksa yine kendi çapında bir sessizliğe mi bürünmüştü? O da tartışılabilir diye düşünüyorum. Ama yani son yılları tabii çok şey geçmiş, yani zor geçmiş için anladığım kadarıyla. Bir de yalnız bir insan. Yani çevresinde öyle, sizin de dediğiniz gibi aslında zor bir insan anladığım kadarıyla. Yani hatta bana bunu şey anlatmıştı. Jonathan Barnes, Aristoteles'in metinlerini antik Yunanca'dan İngilizce'ye çeviren dünya çapında çok önemli bir şey. Aristoteles ve antik Yunan felsefesi uzmanı. Belki de en iyi işte beş uzmandan biri falan. Bu meşhur işte Aristoteles'in de iki cilt halinde İngilizce'ye çevrilen bütün eserlerinde şey yapan, onun işte onu düzenleyen, edit eden falan. Onunla biz Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi o zaman Jonathan Barnes. Ben de Sorbonne'da bir sunum yapacaktım ya da yapmaya gitmiştim falan, tam hatırlayamadım şimdi. Öncesinde mi buluştuk yoksa o yıl mı buluştuk, onu şimdi hatırlayamadım. Ya orada bir sunum yaptım da ondan önce miydi? Ondan önceki bir gidişim miydi? O yıl o sunumu yaptım, gidişim miydi? Onu şimdi tam hatırlayamadım. Neyse, orada bir oturduk, orada bir kafede bir şarap içmiştik ve orada bana şey anlatmıştı. Jonathan Barnes daha önce İsviçre'de öğretim üyesiydi. Orada işte Nietzsche'nin bu Basel Üniversitesi'ndeki şeyine gitmiş. Ben gitmedim hiç. O kendisi gittiği için onun üzerine anlatıyorum. Ben görmedim. Öğretim üyeliği yaptı. Üniversiteye gitmiş. Ve orada bir küçük böyle Nietzsche odası gibi bir Nietzsche müzesi gibi bir şey varmış. Ondan sonra dedi ki bana, ya orada mesela işte Nietzsche'nin kalemi, Nietzsche'nin bilmem nesi, işte not defteri, işte Nietzsche'nin özel eşyaları, işte Nietzsche'nin bazı işte notları falan filan, ya da evrakları, dilekçeleri falan filan şey yapılıyormuş, sergileniyormuş. Ondan sonra oradaki diyor şeylerden bir tanesi diyor Nietzsche'nin bir notu, işte fakülteye yönelik yazdı. Şimdi tam birebir hatırlamıyorum da biraz mealen anlatacağım, yani yaklaşık olarak diyeyim. Aklımda kaldığı kadarıyla, çünkü 20 yıl falan olmuştur herhalde. Araya zaman girdi, tam hatırlayamadım birebir ifadeyi orada, ama Jonathan Barnes'ın bana aktardığından aklımda kalan şu: şuna benzer bir şey yazmış Nietzsche. İşte fakülte kurulumu ne bir şey toplanacakmış üniversitede. Ondan sonra bu da mazeret bildirecek. Yani genellikle mazeret işte hastayım, gelemiyorum, ya da bir başka toplantım var, o nedenle katılamayacağım falan gibi bir şey genelde olur. Nietzsche'nin mazereti şuna benzer bir şeymiş: şu anda böyle saçma şeylerle uğraşacak zamanım yok, dünyayı yeniden yaratmakla meşgulüm, şu anda müsait değilim falan gibi. Buna benzer bir şey, not gibi bir şey vermiş. Bana Jonathan Barnes'ın aktardığını söylüyorum burada. Yazmış, onu sergilemişler orada. Şimdi nereden geldik buraya? Ha, yani yani adam zaten çılgın bir adam. Yani dolayısıyla, yani çılgın derken, yani şey anlamda, yani farklı bir boyutta. Yani böyle işte yaratıcı, hani bir yaşam sanatı falan dediği şey belki de bu. Yani o formalitelerden falan filan uzak. Dolayısıyla şey, ha, zor bir insan, ha, onu anlatıyorduk sanırım. Yani kolay bir insan değil, zor bir insan olduğu için de zaten söylüyor, ben diyor felsefeyi çekiçle vur gibi yapıyorum diyor. Yani öyle diplomatik, mesela Hume, Kant, bunlar çok centilmen insanlar. John Locke, René Descartes falan. Yani kibarlıktan, nezaketten, yani ultra nazik kibar insanlar. Birini eleştirirken bile o kadar nazik yapıyorlar ki bunu, o şeyle, usulüyle ismini bile vermiyorlar bazen. Ama siz karşılaştırınca anlıyorsunuz ki Spinoza'yı kastediyor. Çünkü kavramlar
anlattığı şey o. Bazen ismini vermiyor. İsmini verse bile çok nazik. Şimdi Nietzsche öyle değil ki. Dandun giriyor olaya. Platon diyor korkak diyor. İşte Kant diyor. Ya böyle ifadeler kullanıyor. Yani hem tabii ciddi eleştiri yapıyor. Teorik eleştiri. Felsefi temeli olan. Gerekçeleriyle falan. Aforizmalar biçiminde olsa bile. Ama bir taraftan böyle laflar yapıştırıyor. Yani Kant diyor üstü gizli bir Hristiyan diyor aslında diyor. Oysa Kant bizim bildiğimiz Immanuel Kant. Tamam dindar Hristiyan ama laiklik ilkesini falan benimsemiş. Ondan sonra aydınlanmacı bir filozof. Şimdi Nietzsche işte bu diyor aslında Hristiyan diyor. Tabii ya orada Hristiyan derken ne var aklına bilmiyoruz. Yani Orta Çağ dincidir demiyor ama ha kurnaz diyor. Tam şimdi ifadeyi hatırladım. Kurnaz bir Hristiyan diyor bu üstü örtülü. Mesela Kant için kurnaz diyor. Platon için korkak diyor falan. Ya böyle biraz ekstrem şeyleri var. Tartışılabilir. Hani gerekli mi değil mi o ayrı bir tartışma konusu. Böyle zaten biraz çılgın bir tip. Yani şöyle söyleyeyim. Ya bir örnek vermem gerekirse. Şimdi arkamda ha, bu Ecce Homo mesela. Ya kitap Ecce Homo, ya kitabın başlıkları, bölüm başlıkları şöyle. Yani bu artık iyice. Ben neden bu kadar bilgeyim? Birinci bölüm. Başlık bölüm adı bu. İkinci bölüm. Ben neden bu kadar akıllıyım? Ondan sonra üçüncü bölüm. Ben neden bu kadar iyi kitaplar yazıyorum? Yani şimdi böyle bir Narsizmin adamdan dibine biraz. vurmuş yani. Şimdi dolayısıyla yani hani hem zor bir insan onun için ha, şeyden girdik konuya. Yaşamının sonlarında tabii çok yalnız böyle yakın dostları falan da yok fazla anladığım kadarıyla. Yani kız kardeşine ne yazık ki kalmış yani onunla kavgalı daha öncesinde. Ona mahkum, muhtaç kalmış yani aslında işin özeti. Ondan sonra fakat bir taraftan da zaten çılgın bir adam. Yani adam yaşamının sonlarında hani Oruç abi haklıydı belki de. Yani gerçekten bir depresyon ya da bir ruhsal bir sorun mu yaşıyordu yoksa o da yaşamının sonlara doğru geldiğini bilincinde kendi çapında bir şeye mi bürünmüştü, bir sessizliğe mi, kendi geri mi çekmişti aslında her şeyin farkında olduğu halde falan. Yani bunlar da tabii yoruma açık tartışma konusu diyelim ve yani ben Nietzsche'ye buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Yani hepimizin zihinlerini, ruhunu açtı. Eleştirdiğimiz yönler var. Yani benim de katıldığım yönleri var, katılmadığım yönleri var ama her halükarda gerçekten olağanüstü bir düşünür. Yani şu anda anlattıklarımız tabii her şeyi kapsamıyor. Çok böyle kısa, hani 2,5-3 saatte benim de biraz daha fazla önem verdiğim, üzerine durduğum konular üzerinden, boyutları üzerinden tabii size Nietzsche'yi özetlemeye çalışayım. Benim önerim alın bütün kitaplarını okuyun. Mümkünse tabii Almanca biliyorsanız Almanca aslından yoksa güvenilir İngilizce veya Fransızca çevirilerinden. Ya onlar biraz daha ciddi yürütüyorlar bu işi. Ne yazık ki keşke öyle olmasa. Ama Türkçe'de çevrildi eserlerinin tamamı bildiğim kadarıyla. Ben Türkçesinden okumadım ama yani onun için çeviriye kefil ol yani bilemiyorum yani çeviri incelemedim. Çok iyi de olabilir. Bilemiyorum yani. O konuda özel bir araştırma yapmadım karşılaştırmalı. Ama yani hiç hani herkes de Almanca İngilizce bilecek diye bir şey yok. Hiç okumamaktan daha iyi herhalde. Yani dolayısıyla yani Türkçe çevirilerinden en azından çeviren kişinin bir background'una falan da bence bakılmasında yarar var. Dolayısıyla ya Oruç abinin çevirisi mesela çok çok iyi bir çeviri. Hani Oruç abinin Almancasını falan da bildiğim için, Almanca bildiğini de bildiğim için mesela ona şey yapabiliyorum, onu size önerebiliyorum. Ama o bir kitap tabii ama o da bir başlangıç olabilir. Deccal, Oruç Arıoğlu'nun. Yani çevirenin felsefeci olup olmadığına bir bakmakta fayda var. Hangi dilden çevirmiş vesaire. Ondan sonra çünkü hani felsefe uzmanı olmayan, felsefeci olmayanların da çevirileri olabiliyor. Onlar sıkıntılı oluyor. Çünkü iyi kötü bir felsefe terminolojisiyle
biçimiyle aşina olmak gerekiyor. Birincisi. İkincisi dile hakim olmak gerekiyor tabii. İki dile de, hem Türkçe hem özgün diline. Veya başka bir çevirden çevriliyorsa bir İngilizce çevirden de çevrilebilir tabii. O da bir yöntemdir. Güvenilir bir İngilizce çevirisi olabilir. İyi, Almancası çok iyi bir uzman tarafından Almancadan İngilizceye çevirmiştir. Birisi de onu biz de İngilizcesinden Türkçe'ye çevirmiştir. Güvenilir bir çeviri ise İngilizcesi. O da hiç yoktan iyidir. Tercih tabii orijinal dilden çevirmek ama yine o da dikkate alınabilir. Ama işte dediğim gibi hem dile hakim olmak lazım hem felsefe hakim olmak lazım. Ama bir de en önemlisi belki de ya da en az bunlar kadar önemli diyeyim. Nietzsche'nin kendisine hakim olmak lazım. Yani Nietzsche'nin düşüncelerini, teorilerini, felsefesini neyse adına ne diyeceksek onları da iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bunlara hani bu ölçütler üzerinden bir araştırma yapıp Nietzsche'nin bütün eserlerini okumanızı öneriyorum. Gerçekten yaşamınızda yeni bir pencere, yeni bir kapı açılacaktır diye düşünüyorum. Ve size de çok teşekkür ediyorum. Ben Bu teşekkür güzel ederim. Programı yaptığınız için sizin sayenizde daha çok kişiye Nietzsche'yi de ulaştırmış olduk. Biz aracıyız burada. Ben teşekkür ederim. Öneriler de çok iyi oldu. En azından hangi çeviriyi okuyacaklarını insanlar öğrenmiş oldu. Aslında bu Nietzsche'nin hastalığına takmanın sebebi galiba şu. Bana da bir sürü yorum geliyor. Ya sen şimdi böyle şeyler söylüyorsun ama bakalım 30 yıl sonra ne söyleyeceksin? Dolayısıyla bütün filozoflara veya en azından yazarlara baktığımızda gençlik dönemiyle yaşlılık dönemi arasında bir paralellik bulmaya çalışıyoruz veya ne kadar değişmiş bunu görmek istiyoruz. Kendisiyle çeliştiği bir yer yakalarsak çürüteceğiz çünkü. Böyle bir fantazi var, niye bilmiyorum. İnsanlar çelişki yakalama fetişisti herhalde. Nietzsche'ye de baktığımızda son zamanlarda hastalıklarıyla alakalı tonla rivayet var. Üçüncü derece sifilis demişler, bunadı demişler, beyin tümörü var demişler. Tonla teşhis konulmuş veya belki uydurulmuş. Dolayısıyla işte bu adam zaten akli melekeleri yerinde olan birisi değil demek istenmiş. Ama Nietzsche'ye baktığınızda bunu görmeniz pek de mümkün değil ki. Adam komple aforizma yazıyor. Zaten hiçbir dönemde yazdığı şeyleri tamamen açık bir şekilde görme şansınız yok eğer zorlamıyorsanız. Bu adam öldü bir Evet. yerde. Doğduğu eve yakın bir yere gömdüler. Öldüğü evi de müze yaptılar. Ve son derece kıymetli bir adam olarak tarihe geçti. Şimdi Nietzsche'yi okumadan felsefe tarihine hakim olmak mümkün değil. Evet. Yer bıraktı yani. Bu gözle bakmak lazım. Kesinlikle evet. Yani bir de Nietzsche için okuma yöntemi olarak şunu önerebilirim. Nietzsche böyle işte üst insan, bengi döngü veya köle efendi ahlakı veya özgür ruh veya sürü zihniyeti hani böyle tek bir kavrama indirgenebilecek birisi değil. Dolayısıyla onun için hani bütün eserlerini okumakta fayda var. Tamam, bazı kavramlar, bazı sorunlar daha sık işlenmiş. Ben biraz o yolu kullandım. Daha sürekli arz eden boyutlarına odaklandım. Onu yapabiliriz ama yine de ona rağmen yine de hani tek bir şey üzerinden ya da güç istenci, bu da çok mesela denk geldiğim bir şey. Şu demin kitabı bir türlü bulamadım. Aslında buradan ayağa kalkmamda bir sakınca var mı? Şu 2 dakika. Ben şöyle kendimi ekrana verdim. Siz rahat rahat bulun. Bulduğunuzda söyleyin. Ben ekrana vereyim. Tamam. Şimdi bakacağım. Burada şimdi bir iki bin tane falan kitabımın içinde bunu ben aldım, nereye koydum şunu hatırlayamadım, neyse. Aynı problemi ben de sürekli yaşıyorum, bir kitap bulamıyorum. Yani kitabını bazen alıp çıkartınca yerine koymayınca aynı yere bir daha bulamıyorum. Son kez bir daha bakacağım, neyse. Tabii. Yani mesela bu da çok şey görmek. Siz sadece benim sesimi şimdi verirseniz ben bir yandan ararken. Öyle yapıyorum. Yani şöyle mesela güç istenci kavramına da hani indirgemek de doğru değil. Dediğim gibi mesela güç istenci adı altında yayınlanan notlarına baktığımız zaman hani çok az bir kısmını kapsıyor şeyin
kitabım. Dolayısıyla yani oradaki temel konu aslında güç istenci değil. Ama kitabın başlığı olduğu için hani insanlar o şeye kapılabiliyor. Yani güç istenci ile ilgili sanki ona odaklanmış, hani merkezinde o kavram varmış gibi bir sanıya insanlar kapılabiliyor. Dolayısıyla hani bu bütün bu şeyleri dikkate alarak, noktaları dikkate alarak okumakta yarar var diye düşünüyorum. Neyse sanırım bulamayacağım çünkü ben onu muhtemelen aldım, bir yerlere koydum, şimdi de bulamıyorum. Ama yani zaten aldığınızda kitabı kendiniz hani göreceksiniz. Yani şey, indekse de bakmanız yeter. Tek tek yüzlerce sayfa aramanıza da gerek yok. Yani indekste göreceksiniz güç istenci kavramı kaç kere kullanılmış. Mesela üst insan kavramı indekste kaç sayfada geçiyor. Şimdi belki nicelik o kadar önemli değil diyeceksiniz ama bence önemli. Yani bir kişi bir kavramı birkaç kere kullanıp sonra bir daha girmiyorsa o konuya, bence bu önemli bir göstergedir. Ama mesela bazı kavramları daha sık kullanıyorsa, mesela bazı filozofların eleştirileri daha ve birçok farklı eserde, tek bir eserde sık kullanılması önemli değil. Birçok farklı eserde belli kavramlar, belli konular, sorunlar, ne bileyim mesela din eleştirisi, Nietzsche'nin monoteistik dinlere yönelik eleştirisi. Yani neredeyse bütün eserlerinde var bu konu. Demek ki burada bir şey var. Bu adam dinle bir derdi var demek ki. Pozitivizm eleştirisi. Arkeolojik çalışma yapman lazım bulmak için. Bir iki yerde. Ya dolayısıyla hani bu da bir şeydir. Yani bir şey okuma, anlamakla ilgili önemli bir yol pusuladır, öyle söyleyeyim. Yani bu şimdi filozof neredeyse her kitabında monoteistik tek tanrıcı dinlere yönelik bir eleştirel yaklaşım geliştiriyorsa ya da neredeyse her eserinde Platon'a, Kant'a yönelik bir eleştirisi varsa ya burada bir bütünlük. Demek ki bununla bir derdi var bu kişinin. Değişmeyen, baştan sona kadar devam ede gelen. Ya dolayısıyla hani bu noktalara biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani Nietzsche'yi okurken. Yoksa birkaç yerde egzantrik bir kavram kullanmış ama sonra o konuya bir daha hiç dönmemiş, girmemiş. Bunlar da önemli. Bunları bir kenara atamayız ama hani indirgemeci olmayalım diyorum. Onu kastetmiştim. Evet, son olarak yani bunu size önerebilirim. Bütün filozoflarla alakalı bu kafada olmak lazım. Kimseyi bir iki Doğru. tane kavramla veya 1.000 sayfa kitap yazmış insanı bir sayfasıyla eleştirmek doğru değil. Bu Doğru. cımbızlamaktır yani. Bu hiçbir şey yapmamak lazım. Bir de o kadar monoteizm eleştirisi yaptığı halde adamı Müslüman yapanlar da var biliyorsunuz. Ölmeden önce imana geldi, işte Kur'an'ı okudu, iman etti falan diyorlar. Bu da çok Evet. spekülatif, çok popüler bir iddiadır. Evet. Yani bu tabii şey, şimdi zaten şeyi okuduğunuzda hem tam kızıllığında İslam'a yönelik eleştirileri var. Hem de şeyde Antikrist'te yani Oruç abinin hatta çevirdiği Oruç Araba'nın Deccal de doğrudan Muhammed diye adını veriyor. Hatta Hristiyanlıkla işte Uzak Doğu'daki bazı işte akımlarla Platon'un düşünceleriyle falan hepsini aynı paragraf içerisinde toptan bir eleştiri getiriyor. Yani bunların hepsi demin söylediğim çerçevede. Dolayısıyla şey yani tamam şeyin adı daha hani bunu sormanız daha sonra gündeme getirmeniz iyi oldu. Tabii ki İslam ve Muhammed terimleri daha az geçiyor. Yani ona odaklanmış değil. Çünkü Avrupa'da yaşıyor sonuçta. Avrupa Müslüman bir ülkede yaşamıyor. Hristiyan bir ülkede yaşıyor. Dolayısıyla Hristiyanlığa yönelik eleştirilerin daha fazla alan kaplama, yer kaplaması metinlerinde doğal. Ama bu İslam'ı onların dışında tuttu. Ya bu çok rastlıyoruz buna. Efendim Hristiyanlığı eleştiriyor, İslam'ı eleştirmiyor, hatta İslam'ı övüyor. Ya onu da bir tane şeye dayandırıyorlar. İşte İslam Rönesansı'ndan söz ediyor yine Deccal'de, Antikrist yine aynı eserde. İşte bir döneminden bahsediyor İslam'ın. Ama o kültürel bir övgüde bulunuyor orada. İslam dininin kendisine ya da Muhammed'in şahsına ya da onun öğretisine yönelik bir övgü değil ki o. Kültürel
Avrupa Rönesansı'nı övdüğü gibi işte İslam Rönesansı Endülüs kültüründen söz ediyordu. Yani Endülüs dönemindeki İslam kültürüne yönelik kültürel bir övgüde bulunuyor. Yani orada Kur'an övgüsü ya da Muhammed övgüsü yok ki. Yani dolayısıyla hani böyle zorlama şeylerle bir de bu artık yalancılık yani çarpıtma, yalan dolan. Ya bunlar dürüst şeyler de değil. Yani bir Müslümansa bir insan zaten dürüst bir insanın yapacağı Müslüman çünkü dürüst olmak zorunda değil mi? Yalan söylememeli, iftira atmamalı, çarpıtmamalı, numara çekmemeli, dalavere, entrika yapmamalı. Yani Kur'an'da buna dair bir sürü şey var, ayet var. Dolayısıyla yani bir filozofu da anlamaya çalışırken hani Müslüman bir insan ya onu da dürüstçe yapmalı. Şimdi ne yazık ki bizim Müslümanlar demeyeceğim ama İslamcı camiada yani dinci camiada İslam'la İslamcılığı dindarlıkla dinciliği tabii ayırıyorum malum. Ama bu dinci şeyde özellikle çok yaygın bu. Herkesi Müslüman yapma merakı var. Bu aslında bir misyoner kafası. Nasıl Avrupa'da Haçlı seferleri vardı hatırlıyorsunuz. Bunlar Haçlı askerler, şövalyeler, ordular halinde Kudüs'ü, kutsal toprakları geri alacağız, fethedeceğiz diye yola çıktılar. Ya da Paulus işte herkes Hristiyan yapacağım diye yollara döküldü. Paulus'un kitabı çok daha barışçıl bir şeydi. Adam sadece gidiyordu, konuşuyordu falan. Kılıçla yola çıkmış bir adam değildi ama hani şey demek istiyorum. Yani başkalarını kendi gibi yapmaya çalışmak. Herkesi Hristiyanlaştıracağım ya da herkesi Müslümanlaştıracağım, herkesi Musevileştireceğim ya da herkesi ateist yapacağım falan gibi. Ya bunlar çok şey, faşizan yaklaşımlar. Herkesi kendine benzetmeye çalışmak. Ya bırak herkes istediği gibi olsun. İsteyen dindar olur, isteyen dinsiz olur, isteyen Müslüman olur, isteyen şeyi bu İslamcı camia, dinci camia, laiklik karşıtı kökten dinci camia şeye tahammül edemiyor. Mesela bir insan ateist olabileceğini ya da olabileceğini ya da agnostik olabileceğini ya da deist olabileceğini tahayyül edemiyor. Bunun düşüncesi bile onu ürkütüyor. Nasıl olabilir? Olamaz. Herkes benim gibi olmalı. Karşıt bir görüş. Tedirgin oluyor, endişe ya kardeşim madem o kadar güveniyorsun kendi görüşüne ne tedirgin oluyorsun? Bırak o da onu düşünsün. Yani nedir bu şey faşizm? İşte İslamofaşizm dedikleri. Marx'ı da dindar yapmaya çalışıyorlar. Nietzsche'yi de Müslüman yapmaya, dindar yapmaya çalışıyorlar. Hume'un da işte aslında Hristiyan olduğunu söyleme. Ya böyle aptal aptal şeyler. Yani dolayısıyla şey, ya bırak o da ateist olsun. Sen niye rahatsız oluyorsun ki? Tabii şimdi bunlar çok dahi olduğu için, yani çok bunun gibi bir sürü bilim insanı var, filozof var, sanatçı var, dindarları da var içinde. Teist dindar da var içlerinde. Deistler de var. Dinsiz ama deist. Tanrıcı. Agnostikler de var. Ateistler de var. Yani bir sürü her şey var aslında bu dahi insanların içinde. Yani bütün dahiler ateisttir diye bir şey söylemiyorum. Hepsinden var. Mesela ben hiç rahatsız olmuyorum. Bir sürü dindar şey var. Dahi insan var. Yani hiç de onları zorla ya bunlar aslında dindar değil, dinsiz falan filan demeye çalışmıyorum. Onları olduğu gibi kabul ediyorum, dindar diyorum. Bu Jean-Jacques biraz da Rousseau dindar, Immanuel Kant dindar ama laikliğe inanmışlar, aydınlanmacı, faşist değiller falan. Yani dindar olmaları da hiç beni öyle rahatsız falan etmiyor. Yani onlar aslında dindar değil falan diye bir derdim, onu kanıtlamak doğrultusunda bir derdim de yok. Peki bunlar niye bunu yapıyor? Nietzsche'nin aslında işte İslam dostu olduğunu ya da dediğiniz gibi yani Müslümandı diyen kim ben duymadım da vardı eminim ya yani, hiç şaşırmam yani. Hatta beş vakit namaz kılıyordu diyenler bile olabilir yani. Evet yani bu konuyu da teşekkür ederim yani hatırlattığınız için. Çünkü bu da önemli bir şey. Çarpıtma. Evet, maalesef böyle bir moda var. Ya Kaptan Kusto Cebeli Tarık'ı görmüş, suların karışmadığını falan görünce de "Aa, bu Kur'an'da yazıyordu" deyip Müslüman olmuş.
Vay efendim Neil Armstrong aya çıktığında ezan sesi duymuş, imana gelmiş. Yok bütün işte deist filozoflar esasında Müslümanmış. Yine Aristoteles'e veya Platon'a atfedilen sahte yapıtlar var. Onların yazmadığı ama onlar yazmış gibi gösterilen. Elma kitabı gibi bir takım kitaplar var. Orada bu filozofların Hazreti Musa'dan, İbrahim'den falan bahsettiği yazar. Onları Müslüman yapmaya çalışırlar. Böyle bir moda var maalesef. Bu biraz entelektüellik seviyesinin düşüklüğüyle alakalı. İnsanlar kendileri gibi olmayanlara tahammül edemiyorlar. Ve gördükleri her zeki veya başarılı insanı kendi zümrelerine çekmeye çalışıyorlar ki imanları daha da kuvvetli olsun. Ben doğruyu yapıyorum. Baksana bunlar da yapmış desinler. Ya bir kendini kandırma çabası aslında. Ben size son bir soru sorayım. 3 saate gelmişiz. Ondan sonra da veda yapalım. Tabii. Atatürk'ün beni unutmayınız sözü meşhurdur. Atatürk kalıcı olmak istemiştir, bir şeyler başarmak istemiştir ve onca savaştan çıkarak yeni bir ülke kurmuştur. Çoğu filozof da aynı şekilde kalıcı olmak adına birçok felsefi soruna kafa patlatmıştır. Bir kavram geliştirmiştir. Hatta Platon belki de bu yüzden felsefeyi ölüme hazırlık diye adlandırmıştır. Peki bu herkes için geçerli mi? Ya illa ki unutulma korkusu yaşamayan, hayatı çok da umursamayan filozoflar vardır. Ama Nietzsche hangi aralıkta? Unutulma kaygısı, ölme korkusu yaşayan birisi mi? Yoksa hiçbir şeyi umursamayıp tamamen keyfine bakan birisi mi? Yani tabii kesin olarak bunu bilemem ama yani metinlerinde çok da fazla bir ölüm korkusu yaşayan biri gibi bir izlenim edinmiyoruz. Çok fazla öyle ölüm üzerine kafa patlatmış, onun üzerine uzun uzun bir şeyler yazmış birisi de değil. Ama eminim ki o da bir insan olduğuna göre yani kişisel yaşantısında ölümle ilgili olarak endişe veya diyelim isterseniz veya korku anları herhalde yaşamıştır. Çünkü insan olmanın bir kaçınılmaz şeyi bu, unsuru bu. Yani ölüm karşısında endişe duymak veya ölümden korkmak, ikisi aynı şey değil tabii belki ama yani bunların hepsi ya da dehşete kapılmak, ölüm düşüncesi veya olayı karşısında, olgusu karşısında insanın bir dehşet yaşaması, ölmek istememesi, belki sonsuza dek yaşamak istemesi herkes de olmayabilir tabii. Ya bunlar insana ait doğal özellikler. Ama hani bunu Nietzsche metinlerine yansıtmamış, bunun üzerine odaklanmamış. Böyle bir ölüm felsefesi, ya bir daha çok şey, ne diyelim, gerçekten de savunduğu tez gibi yazmış. Yani hem bana göre özgür bir ruh olabilmiş zaten, dünyevi de olabilmiş, yaşamı da olumlayabilmiş, öte dünyacı olmamış ve bunu da eserleriyle ortaya koymuş. Dolayısıyla sanki ya ölüm konusunda mutlaka bir endişe duygusu yaşamıştır. En az bir kere yaşamında herkeste olduğu gibi. Muhtemelen daha fazla. Ama buna takıntı yapmamış. Yani benim hani yazılarından, metinlerinden çıkardığım da bu. Yani sanki ölüm diye bir şey yokmuş gibi yaşamış. Bu ölümden, ölümle ilgili hiçbir endişe taşımamış, korkmamış anlamda değil tabii ki ama hani sanki ölüm yokmuş gibi, yok demiyor tabii de, yani yokmuş gibi yaşama tutkusu çok güçlü. Yani bu yaşamda mutlu olmuştur falan filan anlamda değil. Hatta büyük olasılıkla çok mutsuz bir insan, birçok insan gibi. Dediğim gibi yaşam trajik, mutluluk da var, mutsuzluk da var, az da var, acı da var. Yani hem fiziksel sağlık sorunlarına ötürü mutsuzlukları olduğunu biliyoruz. Böyle kronik baş ağrıları var. Ondan sonra işte o Basel Üniversitesi'nden aldığı erken emeklilik, ki düşük çok yüksek bir şey değil. Oradan aldığı gelir dışında bir gelir yok. Bir de kitap satışları ki onlar da satmıyor doğru dürüst.
Yani maddi olarak da rahat bir hayat olmamış. Ondan sonra zaten şeyle bir sorunu var. Yani bu sürü zihniyeti diye tabir ettiği sürü zihniyetin ürünü olan kültürle, toplumla bir derdi olduğu için zaten yabancılaşmış bir halde, yalnız. Ama buna rağmen yaşama tutkuyla bağlı. Öte dünyalar kurgulamamış, kendisini mistik akımlara kaptırmamış, dinlerin esiri olmamış, dinlere kaptırmamış ruhunu. Ya böyle bir olağanüstü bir insan. Bu cümlelerle bitireyim isterseniz. Bence çok güzel bir yayındı. Değinilmesi gereken her şeye değindiniz. Çok güzel cevaplardı. Bilmeyenler için epey doyurucu olduğunu düşünüyorum. Ya, ağzınıza sağlık. 3 saattir konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim bütün çabanız için. Son sözlerinizi alayım. Ondan sonra veda yapalım. Yani son sözümü aslında söylemiş oldum ama dediğim gibi Nietzsche mutlaka felsefe tarihinde hani Nietzsche'yi okumadan ne Nietzsche sonrasını anlayabiliriz, hatta ne de Nietzsche'nin öncesini anlayabiliriz. Onun da bazı tabii şeyleri olmuştur. Hani her filozofta olduğu gibi. Ya sonuçta yaratıcılık boyutu ağır basan bir insan. Yani kendi düşüncelerini, özgün, orijinal düşüncelerini geliştiren birisi. Şey gibi bir iddiası da yok. Yani ben başka bir filozofun teorisini analitik bir biçimde eksiksiz anlatayım ve bu bağlamda bir uzman olayım gibi bir derdi de yok. Daha çok kendi düşüncelerini, eleştirel düşüncelerini ve kuramlarını geliştirmek kaygısı taşıyan birisi. Çok yaratıcı bir insan. Yani hem ahlak felsefesinde özellikle işte normatif olmayan boyut ahlak felsefesini diyebiliriz belki buna. Yani hem insan felsefesinde, hem yaşam felsefesinde, hem de sanat felsefesinde çok önemli yeri olan birisi. Onun için bu programı yapmanız çok önemliydi bence. Nietzsche hakkındaki bazı şehir efsanelerinde dediğim gibi işte Nietzsche'nin işte nihilist olduğu, irasyonist olduğu, antisemitist olduğu gibi ya da ahlak dışıcı olduğu gibi bazı şehir efsanelerini de burada yıktığımızı umut ediyorum. Bunların tabii hepsinin temelleri Nietzsche'nin metinlerinin içinde. Onun için metinleri mutlaka okumalısınız diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu benim başta söylediğim belki hani Nietzsche'nin pusulası ve Platon ve Nietzsche arasında bir diyalog başlıklı makalelerimde belki bir fayda sağlayabilir. Bir başlangıç olabilir ama asıl önemli olan benim yazdığımdan ziyade Nietzsche'nin yazdıklarını okumanız. İşte ben o yüzlerce sayfayı okuduktan sonra ancak onları yazabildim ki çok küçük bir kısmını aslında kapsayabildim diye düşünüyorum hala. Dolayısıyla metinlerin orijinallerine nüfuz etmek önemli. Tekrardan teşekkür ediyorum size bu güzel yayın için. Ben teşekkür ederim. Öyleyse bütün izleyenlere iyi geceler diyelim. İyi günler.